Yani şu an yayına geçmeden önce zaten Kubilay abiyi görüyor olman Gördün de lazım. aynen gelmiş olması lazım Aynen, zaten. daha oldu. Süper. Tamam, süper. Tamam. Ben şimdi paylaşıyorum yayındayız. Şu an benim sesim yayından duyuluyor mu? Bey'e soralım. Duyuluyor mu? Duyuyor mu? Geliyor. Anlaşılıyor mu sesim Harun? Duyuluyor diyor Mutlu. Duyuluyor diyor. Aynen. Tamam. Sesin güzel. Süper. Evet. Twitch. Gökhan sanki uzay gemisinin içinde gibisin. Aynen öyle. Çok çok cool şekil bir hali var ya. Bir de yakından göreceksiniz. Efsane yapmış, dizayn etmiş. Abi Flight Simulator setup'ı işte. Evet, Yavuz, başlayalım istersen abi yavaştan. Tamam, bir dakika. Bir Hack Nights nedir, neler yapıyoruz vesaire anlatıyoruz ilk etapta, sonra yürüyoruz zaten. Yani bence bir dakika daha var. İstersen bekleyelim. Tamam. Biraz daha artsın sayı. Tamam. Kim açtı sesi? Kim açtı yayının sesini? Ben de değil. Tamam, düzeldi galiba. Sen açmış olabilir misin acaba? Ben açmadım. Chat tam şey görünmüyor ya. Bayağı küçük. Ne abi? Chat'te yazılanlar bayağı zor görünüyor. Şey tam ekrana mı aldın abi? Tam ekranı almadım. Ben de tam iyi gözüküyor ama. Şey değil mi? Creator modda mı olması lazım? Abi şey de yapabilirsin istersen. Hack Nights'ı Twitch TV'den açıp sessize alıp sağ taraftan canlı akan chat'i görebilirsin. Bir İşte yandan da. şey çok küçük görünüyordu da onu söyledim. Şeyle Şimdi büyütünce güzel görünüyor da. tam Yine. ekran yapayım. Şu an başlayabiliriz isterseniz. Tamam Okay. zaten yeni katılımcı olursa video boyunca devam eder. Başlıyorum ben. Zaten Caner de burada şu an değil mi? Aynen Ha, aynen tamam buradayız. sesini Hep duyuyorum. beraber buradayız abi. Tamam o zaman bugünkü yayının sunumunu ben yapacağım. Arkadaşlar sağ olsunlar bana fırsat verdiler. Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Hack Nights aslında Hack Nights etkinliği bildiğiniz üzere Ankara'da şu ana kadar BTK'da oluyordu. İstanbul'da yeni bir ayaklandırmasını yapacaktık ama bildiğiniz üzere hepimiz evde olduğumuz için zaten bu stay at home muhabbeti yüzünden biz de artık Twitch üzerinden yayın yapma kararı aldık. Bugün zaten çoğunuz duymuşsunuzdur Cyber Struggle eğitim programının aslında bootcamp'inin hem kurucusu hem benim hocam Kubilay Onur Güngör'le birlikte olacağız. Merak ettiğiniz soruları hani genelde etkinliklerde bizi gördüğünüzde abi Cyber Struggle tam olarak ne? Ne yapıyorsunuz gibi soruları doğrudan Kubilay abiye yöneltebilmeniz için bir fırsat tanımış oluyoruz aslında. Bizim için de hoş ve keyifli bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Çünkü Kubilay abiyle zaten yaptığımız her sohbet keyiflidir. Ben çok uzatmayacağım şu an. Kubilay abiye bırakacağım sözü. Kendisi kısaca tanıtacaktır Cyber Struggle'ın ne olduğunu. Ben de sorularımı soracağım. Sizin sorularınızı da yönlendireceğim kendisine. Tekrar hoş geldiniz. Yayını artık başlatabiliriz tam olarak. Abi ilk etapta istersen bir hani uzun süren yıllarca biriktirdiğin bir tecrüben, deneyimin var. Yavaş Ben yavaş onunla başlasan güzel olur aslında diye şöyle düşünüyorum. düşünüyorum. Ben hani Kubilay abi anlattıkça kendi perspektifimden bir şeyler anlatırım diye düşünmüştüm ama istersen direkt onu da söyleyebilirim yani. Ben Cyber Struggle'ın ilk dönem
eğitimine katılmıştım. O zaman bizim birliğimizin adı Cyber Raiders'tı. Henüz Ranger değilim. Bu arada Gökhan, sözünü kesiyorum ama sigara içsem sorun olur mu? Olmaz abi, buğularız. İzleyici... Bırakmadan önce. O zaman Kubilay abiye şöyle söz verelim. Kubilay Onur Güngör kimdir? Yani ne zaman başlamış, nasıl olmuş başlangıç aşaması, siber güvenliğe giriş aşaması ve neler geliştirmiş, bugüne kadar neler yapmış, nelerle çalışmış merak ediyoruz abi. Söz sende. Teşekkürler öncelikle davetiniz için. Vallahi ben ne zaman başladım açıkçası çok hatırlamıyorum. Çok o tarihleri falan tutmuyorum işin açığı. Ama herhalde lise 2 gibi falan bir miktar başlamıştım. Ben biraz geç başladım öyle. Çocukluğunda Amiga ile bilmem Commodore 64 ile büyüyen klasik bir hikaye var. O hikaye çok fazla benim için geçerli değil. Biraz geç tanıştım bilgisayarla. Sonrasında işte üniversite dönemleri başladı. Üniversite dönemlerinde işte bilgi işlemdir vesairedir. Biraz daha işin içine girmeye başladım. Bir TÜBİTAK projesine katılmıştım. Asıl ilk security tecrübesi olarak. O TÜBİTAK projesinde de görüntü şifreleme algoritmalarının kırılmasıyla ilgileniyorduk. İlk aslında security, yani hobinin dışında profesyonel olarak bu işin yapılabileceğini aslında ufak ufak o zamanlar görmeye başlamıştım. Sonrasında işte sızma testi uzmanı olarak çalıştım. Web uygulama güvenliği uzmanı olarak çalıştım. İşte akabinde uluslararası bir firmada SOC tarafını katkı sağladık, kurulumu vesaire. Gerçi o zamanlar SOC diye bir kavram yoktu. Ama yaptığımız şey SOC'muş. Sonradan anlamış olduk. Onun haricinde sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 5 tane kitaba katkı sağladım uluslararası satışta olan. Teknik kitaplardı onlar. Onun haricinde 2007 gibi aslında bu işte cyber struggle düşüncesi şekillenmeye başlamıştı. Onu olgunlaştırmaya daha çok zaman harcadım. En sonunda da 2016'da kendi çalıştığım firmadan istifa edip aslında cyber struggle'ı kurmuş oldum. Muhtemelen bir şeyler atlamışımdır. Dediğim gibi çok fazla en büyük eksiğim böyle history tutmamak. Ama genel itibariyle bu şekilde. Teşekkürler abi. Ben bir şey merak ediyorum. Gökhan, söz alabilir miyim? Tabii ben sonra söyleyeyim. Ne zaman başladı Cyber Struggle abi şey olarak, profesyonel olarak ne zaman hayata geçti? Başlangıç aşamasına baktığında şu anda neler değişti acaba senin gözünde? Aslında şöyle, Cyber Struggle şimdi ikiye bölebiliriz profesyonel tarafı. Bir gerçekten benim de ya ben bu işe kanalize olacağım. Bu iş nihayetinde bir yere varacak deyip kendi çapımda profesyonel olarak başlamam var. Bir de sürecin şirketleşmesi var. Kendi çapımda profesyonel olarak başlamam aslında dediğim gibi 2007 yılına dayanıyor. Hatta biraz esprili de bir hikayesi var. Ben üniversitede de çok iyi bir öğrenci olmadığım için benim oda arkadaşım falan aslında benim asistanım oldu. Aynı jenerasyonduk üniversitede. Ama bir süre sonra bir baktım adam benim asistanım olmuş, yani o yürümüş gitmiş. Biz hala öğrenci takılıyoruz. Ben de tabii yine okulla çok ilgi olmadığı için onun odasında, asistan odasında zaman geçiriyordum. Muhabbet ediyorduk vesaire. Bir gün orada otururken işte dedim hani ya bir şeyler kafamda oturmaya başladı falan gibi. İlk başta bu interdisipliner muhabbetleri orada açmıştık. Sonrasında yani bu interdisipliner muhabbet de şöyle. Ben zaten çok uzun yıllardır işte harp tarihi olsun, işte harp doktrinleri olsun, psikolojik harekat olsun vesaire, sosyal bilimlerle, kriminolojiyle vesaire çok ilgiliydim. Bunlar kafamda birleşmeye başlaması işte 2007
itibariyle oldu. Sonra üzerine devamlı fırsat buldukça normal mesai zamanlarından üzerine çalışmaya başladık. 2016'da şirketleştik. Aslında ilk dönemi açmış olduk. Gökhan'ın da bahsettiği. Şimdi dönüp baktığımda aslında yani biz şirketi kurduğumuzda aslında şunu söyledik. Biz kesinlikle pazarlama yapmayacağız. Biz satış faaliyeti yürütmeyeceğiz. Çünkü dünyada ilk kez yapılan bir şeyi yapmaya çalışıyorduk ve bunu kendi metodolojimizle yapmaya çalışıyorduk. Ve bizim için en büyük zorluk şeydi. Daha doğrusu en büyük challenge diyeyim. Sadece çıktığı ne kadar kaliteli olacak ve sadece çıktığıyla kabul görebilecek miyiz sektörde? Kendi saygımızı kazanabilecek miyiz oldu en büyük hedefimiz. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerine hiç girmedik. Sadece Twitter'dan dönem açtığımızı duyurduk. Zaten takip edenler görüyordur. Sosyal medyayı da öyle çok inanılmaz kullanmıyoruz. Sadece insanlar mezunlarımızı gördü özetle sektörde ve saygı gösterdiler. Bu açıdan aslında bir amacımızın ilkine ulaşmış olduk. Hiçbir pazarlama faaliyeti yürütmeden sadece kalite odaklı, üretim odaklı faaliyet yürütüp kendi saygımızı aslında tabiri caizse dişimizle tırnağımızla kazanmış olduk. Teşekkürler abi. Şimdi orada Kürşat ben de istersen zaten o dönemi biz birlikte yaşamıştık seninle. Yani seninle ilgili unutmadığım anılar da var yani. 2016'da ilk dönem kurulduğunda anlatacağım zaten. Şimdi aklıma geldi. 2016'da CyberStruggle ilk kurulduğunda tabii biz o zaman Kubilay abiyle yeni tanışmıştık. Hatta ben CyberStruggle'a katılma isteğimi Kubilay abiye çok çekinerek söylemiştim. Hani acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım onun endişesi vardı bende. Ama gerçekten iyi ki katılmışım dediğim bir program aslında. Sadece düz eğitim programı diyemiyorum çünkü sadece eğitim değil aslında. Yani size birçok şey katan bir yapı aslında. 2016 Nisan ayı gibi bizim programımız başlamıştı. Temmuz gibi falan bitmişti sanırım. Temmuz'un başı gibi. Çünkü Ramazan'ın sonuydu onu hatırlıyorum. Kadir gecesinde biz SAT eğitimi alıyorduk o sırada. Bataklığa girmiştik o gün. Yani onu hiç unutmuyorum. O günün sabahı işte biz açken mekik çektiğimizde Kürşat'ın çubuk kraker yiyerek benim karnıma bastığı anı da hiç unutmuyorum ben. Sen de hatırlıyorsundur Kürşat. CyberStruggle bana ne kattı? Evet, CyberStruggle'ın üzerinden yaklaşık hatta neredeyse 4 sene geçti. Birçok şey kattı. Yani şimdi şu soru gelecektir muhakkak Kubilay abiye. Ya tamam her şeyi anlıyoruz da abi SAT ne alaka? Yani benim hep duyduğum soru buydu. Muhtemelen Kubilay abiye de en çok gelen soru buydu. Onu ben de kendimce kısmen cevabını veririm ama Kubilay abi daha iyi açıklayacaktır diye düşünüyorum. CyberStruggle bana bir kere ben Ankara'dan yeni gelmiştim o dönemde İstanbul'da. Mücadele etmeyi öğretti. Sadece siber güvenlikle ilgili bilgi değil. Aslında tamamen mental olarak bir şeylerle mücadele etmeyi öğretti. Zihinsel olarak altına girdiğim işin üstesinden gelebilmeyi öğretti. İşte dişimi sıkıp ya tamam bugünün sabahını çıkartayım bir şekilde yarın da gerisi gelir demeyi öğretti. Ve ben bunu aslında iş hayatında özellikle 2017-2018 yıllarındaki süreçte yoğun çalıştığım dönemler olmuştu günlerce arka arkaya. O dönemler şey diyordum yani CyberStruggle'da neleri yaptık aslında bunları mı yapamayacağım? Aslında bana kattığı en büyük şey buydu CyberStruggle'ın. Teknik bilgi yeterlilik dışında. Zaten teknik taraf siz kendinizi geliştirmediğiniz sürece, yerinize saymayı seçtiğiniz sürece hangi eğitime giderseniz gidin bir yere kadar. Ondan sonrası zaten duruyor. Yani kendinizi ilerletmenizle alakalı ama mental olarak evet çok şey katıyor. Artı bir de şöyle bir şey var. Şimdi abi kaç mezun olmuştu şu an yaklaşık olarak? Şu an 179. Ve bunların neredeyse hepsi belki yani %80'i en azından sektörde şu an bir yerlerde çalışıyor. %96'sı. 96 mı abi? Tamam süper. Ben şunu görüyordum. Yani ben birinci dönemdim. Evet bazı dönemlerde eğitimi ziyarete gittiğim, orada tanıştığım insanlar, kaynaştığım insanlar oldu. Bazı dönemlerdeki kişileri hiç tanıyamadım. Ama CyberStruggle'da şöyle bir community durumu var. Herkes birbirinden bir şekilde haberdar.
birbirini biliyor, ismen duyuyor. Zaten eğitimlerde de sık sık önceki dönemleri bahsi geçiyor. Ve bir müşteriye çalışmaya gittiğimde hiç tanışmamışım ama kendisi de Cyber Struggle'da işte diyelim ki 6. dönemde biri. Ve tanışıp bayağı sanki iş arkadaşıymış gibi. Abi ne haber, nasılsın, sen de şu dönemdeydin değil mi işte. Yani orada ortak bir bağ kuruyorsunuz aslında ve bu da insanı aslında iyi hissettiren bir durum. Yani yabancılık çekeceğinizi düşünerek gittiğiniz bir ortamda aslında birileri, ortak bağınız olan birileriyle tanışma olasılığınız oluyor ve kendinizi bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Bana kattığı şeyler aslında bunlar. Yani daha bir sürü şey var tabii ama şu an için söyleyeceklerim bunlar. SAT eğitimi tarafı da dediğim gibi, yani işin fiziksel boyutu bir yana, orada insanlar şeyi sanıyor işte, sanki çamurların içerisinde bilgisayarla hack yapacağız, işte öyle mücadele göstereceğiz, buna ne gerek var, öyle bir şey olmayacak düşüncesiyle bakıyorlar ama oradaki eğitim benim söylediğim gibi gerçekten tamamen mental taraftaki belki güçlenmeyi sağlayan bir durum. Ama Kubilay bu konuda nasıl bir yorum yapar? Ya bunun aslında şeyde çok farkı yok. Yani lisede atıyorum türev integral görüp bu benim ne işime yarayacak sorusuyla çok fazla bir farkı yok. Ben sadece ben değil, hani ilk başlarda yalnızdım, şimdi harika bir ekip var artık. Biz bütün ekipçe her dönem ilk gün şunu söyleriz: kimseye cyber struggle'ı anlatmayın. Anlatmak zorunda değilsiniz. Kimseyle bu tarz diyaloglara girmenize gerek yok. Bizi ya da yaptığınız şeyi savunmanıza gerek yok. Siz geçirdiğiniz süreye sahip çıkın, yeterli sizin için. Yani cyber struggle'ı dışarıda anlatıp işte insanlarla, daha doğrusu bu ne alaka, şu ne alaka diyen insanlara bunu anlatmaya gerek yok. Çünkü anlamayacaklardır. Yani gelip bir ölçüde yaşamaları gerekiyor. Saha eğitimlerinin hiçbirinin bizde fiziksel bir şeyi yok. Yani fiziksel bir eğitim olarak yapmıyoruz bunu. Bu tamamıyla mental, aslında bütün Ranger programı boyunca devam eden mental gelişim, davranış değişikliği, işte tutum, alışkanlık değişimi gibi şeyleri aslında cilaladığımız, üzerinden geçtiğimiz bir faaliyet. Ve bu faaliyet, bu cila, az önce senin de dediğin gibi aslında en büyük hedefi insanları gerçek hayata hazırlamak. Çünkü teknik bilgi çok kolay. Zaten bunu Ranger programına gelen kişi de yaşıyor. Diyelim ki sıfır, hayatında hiç bilgisayar açmamış, sadece sosyal medya kullanmış kişi geliyor, 10 haftanın sonunda kendi geldiği noktaya şaşırıyor. Dolayısıyla teknik bilgiyi öğrenmek zor değil. Asıl mesele tutum, davranış, işte ekip, liderlik vesaire, vizyon, mindset. Bunları öğretmek çok zor, bunları edinmek çok zor ve bunları edinmenin kolay bir yolu da yok. Bunları edinmenin en kestirme, en işte nasıl diyeyim, yoğun yolu bir miktar işin içine acıyı sokmak. Başka türlü olmuyor çünkü. Abi, dolayısıyla saha eğitimlerinin en büyük şeyi bu. Bunu da dışarıdaki bir insanın anlaması çok beklediğimiz bir şey değil. Zaten ben kendim de hani gidip insanlara çok anlatmayı tercih etmiyorum. Biz başından beri şunu yaptık. Biz bir şey geliştirdik. Gelmek isteyen gelsin, gelmek istemeyen gelmesin. Birkaç soru daha var. Onları hemen eritelim mi abi? Olur. Berk sormuş. Demiş ki herkese selamlar. Kubilay abi, CyberStack programı bize ne katar ne katmaz? Daha doğrusu sen bu firmayı hangi vizyonu benimseyerek başlatmak istedin abi? Şimdi biz CyberStruggle'ı şu amaçla başlattık. Biz dünyanın en iyi otorite, en tanınmış, en çok üreten otoritesi olmak. Yani şöyle düşünün. Bir taraftan OWASP'ı düşünün, bir taraftan SANS'ı, MITRE'yi düşünün ve bunları birbiriyle karıştırın. O karışımda ortaya çıkacak şey neyse onun dünya çapında en iyisi olma yoluyla çıktık. Yani insanlar MITRE'yi kullanmasın, Cyber Struggle Framework'lerini kullansın. Ne bileyim, bir kurum SOC environment'ına sertifika mı almak istiyor? İşte belki
daha uçuk örnek olacak ama ISO sertifikası almasın CyberStaglass'ın. Yani bizim çıta orada şu anda. O yüzden de globalleştik bu süreçte. En büyük hedefimiz o. Sadece üretmek. Zaten bir startup, gerçi scale-up sürecine girdik şimdi. Biz startupken bile neredeyse %70 Ar-Ge yapıyorduk. Batma noktasına geldiğimiz anlarda dahi danışmanlık vesaire gibi işlerden hep kendimizi uzak tuttuk mümkün olduğunca. Bu çizgiyi koruyabilmek için. Dolayısıyla aslında CyberStaggle dünya çapında bir otorite olmak için kuruldu. Yoksa Türkiye'de işte birkaç danışmanlık yapıp zaten kurumsal firmada belki 5 katını kazanabilecekken birkaç danışmanlıkla para kazanacağım ya da ego tatmin edeceğim bir firma olarak kurulmadı. Teşekkürler abi. Gökhan, WhatsApp'tan sana soruları gönderdim. İstersen oradan okuyabilirsin. İkinci sorudan başlayabilirsin. Tamam, bakıyorum. Sen de şey yapabilirsin. Ben de ara ara okurum. Tamam. O zaman ikiyi okuyayım istersen. Ver. Abi, iki Hasan, bizim Hasan. Bu arada ben araya girmek istiyorum. Hı-hı. Müsaadeniz varsa. Gökhan, biz kaydı başlatmayı unuttuk. O yüzden buradaki bütün hani herkese söylemiş olayım. Tekrarı olmayacak. Yani, o yüzden Kubilay abiyi buldunuz. Yarısından başlatsak kurtarabildiğimizi kurtarsak olur mu? Bence hiç bozmayalım. Çünkü tamam. O yazılımı hiç bilmiyoruz abi. Tamam. Sonra Allah korusun şeyi falan patlatabiliriz yayını. Tamam. Şimdilik devam edelim. Belki sonra tekrar ilerleyen dönemde bir yayın daha yaparız Kubilay abiyle. Tamamdır. Tamam, şu an dakikalar ve saniyeler çok önemli. Kaçırmaması lazım insanların. 130 evet. Kişi var zaten şu an. Abi Hasan sormuş. Bu çok konumuzla alakalı değil. Kubilay abi nereli sorusunu aklımdan atamıyorum. Sorulursa rahatlayacağım. Yani Türkiye'liyim. Şimdi bir kısmım da Estonyalı oldu. Evet. O şekilde düşünebiliriz. Teşekkürler abi. Teşekkür ederiz abi. Herhalde Hasan için yeterli olmuş mudur bilmiyorum. Ama özümde çerkezlik var. Öyle. Abi sen o zaman trit, keşkek falan iyi bilirsin. Bilirim. Devam edeyim bir soru daha o zaman. Tabii. Berk sormuş. Berk İmran abi. Merak edileni ben sorayım. Multidisipliner diyoruz ama sosyoloji, psikoloji ya da kriminoloji, siber güvenliğin neresinde? Var mı sahada yaşadığımız ciddi örnekleri? Şey yapana, düşünene var. Mesela atıyorum uçak düşürüldü değil mi? Türkiye Rus uçağını düşürüldü. Sonra akabinde ciddi bir saldırı aldık. Aslında işte o interdisipliner bakış açısına sahip bir güvenlik uzmanı. Zaten uçağın düşürüldüğünü an itibariyle kendi kurumunda önceden de bir takım seviyelendirmeler belirlediğini varsayıyorum. Çoğunlukla yok ama atıyorum bir DEFCON seviyesi belirledi. Diyelim ki anında firmasında DEFCON 3 ilan edebilir. Gelecek saldırının saldırının ait olduğu ülkeye yönelik profil çıkararak atıyorum biz bu eylemde şu tip vektörlerin daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz gibi çıkarımlar yapabilir. En basit örneği bu. Onun haricinde yani işin mental tarafı var. Bu taraf da işte çok fazla anlaşılmıyor. Gerçi şimdi İngiltere bir rapor yayınlamıştı geçen sene. İşte security alanında çalışan insanların yaşadığı dramatik sorunlara yönelik. O raporu elden ele geçti. Biz söyleyince çok fazla insanlar dikkat etmiyordu ama işte İngilizler söyleyince bir anda dikkatler o yöne çevrildi. İşte çok baskı altında çalışıyor security'ciler. İşte bazıları alkolik oldu, bazıları uyuşturucuya bulaştı. Kimisinin ömrü 17 ay çalışma kariyer, yani aynı şirkette aynı görevle devam etme ömürleri kısaldı vesaire gibi. İşin bir de bu boyutu var. Bu boyut da şimdi Türkiye'de siber güvenlik ciddiye alındıkça daha da anlaşılacak. Yani atıyorum 50 gün, 60 gün gece gündüz saldırı yemediysen
ve o süreci yaşamadıysan o sürecin nasıl bir baskı durumu olduğunu, nasıl zor kararlar aldığını, ekibin ne kadar önemli olduğunu, yanındaki adamdan başka aslında kimsenin olmadığını bir nevi silah arkadaşlığı gibi düşün. Onun önemini ne kadar anlarsan aslında interdisipliner bakış açısının, interdisipliner yetişmenin önemini anlamış olursun. Öte yandan bir başka şey de şu, olayın doktrinsel tarafı, yani biz biliyorsun siber güvenlik demiyoruz, siber mücadele diyoruz. Ya da siber savaş demiyoruz, siber mücadele diyoruz. Burada aslında vurgulamaya çalıştığımız şey sürecin gayri nizami, işte televizyonlarda duyduğumuz asimetrik savaş vesaire dedikleri aslında gayri nizami bir harp süreciyle birebir örtüştüğü. Hal böyle olunca gayri nizami harp gayri nizami personelle yapılır. Bu personeller de hibrit olmak zorundadır. Hem interdisipliner olmak zorundadır. Yani farklı disiplinleri de içermelidir. Hem de teknik tarafta hibritleşmelidir. Yani atıyorum kernel debug ediyorsun. Okey, tamam, ediyorsun. Yani ne yapabilirim? Yani kernel debug etmek şu anda yeryüzündeki firmaların kaçının güvenliği için çok kritik. Bir alanda inanılmaz derinleşmek, bu yine uzun yıllar boyunca herkes bir alanda derinleşmeyi savunmuştu, benim tam tersime. Şimdi işte insanlar singularity akımı, yok işte hibrit olmak falan demeye başladılar. Yani bir nevi P harfini düşün. P harfi gibi olmak, mümkün olduğunca yatayda hibritleşip birkaç konuda mümkün olduğunca aşağıya doğru dikeyde derinleşme meselesi önemli. Zaten mesela yine bu gayri nizami harp perspektifiyle baktığın zaman diyelim ki işte SAT'tan bahsettin. Şimdi herhangi bir SAT komandosu için şunu söyleyebilir misin? Bu adam saldırı uzmanı. Bu adam savunma uzmanı. Bu adam ne bileyim sadece tabanca kullanır. Bu adam işte makinalı tüfekçi. Ya da operasyona çıktılar. Yanındaki sniper şehit oldu. Adam ya sniper gitti geri dönelim diyor. Niye? İşte hiçbirimiz ateş etmesini bilmiyoruz. Yani bu mantıksız bir şey. Zaten gerçekle de örtüşmüyor. Aynı şey işte siber güvenlik için de geçerli. Ya da bizim deyimimizde siber mücadele için de geçerli. Ucu bucağı yok, sonu yok. Şimdi her şey bu tarafa kaydı. Teröründen tut, işte uluslararası ilişkilerde yumuşak güç kullanılmasından çık. Evinde oturup işte orayı burayı hackleyeyim diyen kişiden gir. Ya da gerçekten bir şey öğrenmek için bir yerleri, bir şeyleri denerken patlatanlardan çık. Hemen hemen herkes burada. Dolayısıyla 24/7/24 uyanık bir şehir gibi düşünebilirsin aslında. Onun için de, onun savunmasını yapmak için de böyle anormal ruh hastası tiplere ihtiyaç var. 9-5 bir firmada çalışıp caka satan tipler değil, hakikaten bu işi meslek olarak değil, yaşam şekli olarak yapan tiplere ihtiyaç var. İşte biz bu tipleri yetiştirmek istiyoruz. Yani normal security'ci değil ki onlara da ihtiyaç var. Tıpkı normal askerlere de ihtiyaç olduğu gibi. Ama bir de özel timler var. Biz işin özel tim tarafındayız. Hem personel yetiştirme hem de yaklaşım açısından. Teşekkürler abi. Evet, teşekkür ederiz abi. Bir soru devam edeyim mi? Tabii hep soruları sorabilirsin. Tamam, şu an öyle gidelim. Çünkü genel olarak zaten cevaplarıyla birçok şeyi açıklayacak sorular var. Murat Yeşiltepe sormuş abi. Ben zaten bu sorunun cevabını kısmen biliyorum. Eğitimlere yurt dışından talepler oluyor mu? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Eğitimlere yurt dışından talepler her geçen gün artıyor. Hatta en büyük kaygımız tam da Murat'ın sorduğu soru. Bu işi nasıl yönetebiliriz? Ondan sonra nasıl ölçeklenebiliriz? Kaliteyi düşürmeden nasıl mümkün olduğunca fazla ülkede, mümkün olduğunca fazla faaliyet yürütebiliriz şeklinde. Bizim için de şu an en çok çözmeye çalıştığımız sorunlardan birisi bu. Nasıl daha fazla ölçekleneceğiz? Onun için de şöyle bir yönteme gittik. Ranger sertifikasını biz premium'a çekmeye başladık. Yani sürekli açacağımız bir sertifika değil. Onu bir yaşam döngüsünün içerisine
koyduk. Şimdi muhtemelen yarın Aegis sertifikasını duyuracağız SOC analistler için. Bu online tamamen globale doğrudan duyurulacak. Her şey otomatize. Ondan hemen sonra alfa sertifikası çıkacak. Dolayısıyla Ranger belirli ülkelerde kampüs gibi açılacak. Ve o sertifikayı almak isteyen kişi sanki askere teslim olur gibi o kampüslerden seçtiği kampüse gelecek. Orada yaşayacak. 7-24 beraber olacağız o insanlarla. Yahut diğer işte opsiyonları hafta sonu beraber olma şekli olan opsiyonla ilerleyecek. Dolayısıyla şimdilik Ranger'ı mümkün olduğunca ileri seviyeye çekip başlangıç seviye insan, orta seviye insan, hatta ortanın biraz üstünde başlayıp ileri seviye teknik bilgiyle donatmak üzere kurduk. Zaten hali hazırda şu an yeryüzünde alabileceğiniz en zor sertifikaya dönüştü. Evet. Ama o versiyonu çok çok daha zorlu geçecek ama çok çok daha eğlenceli geçecek bir taraftan. O zaman teşekkür ederim abi. Şöyle normal arada sık sık gördüğüm bir soru burada şu an henüz yok. Ben onu araya sıkıştırayım hazır konusu bahsedilmişken. Anladığım kadarıyla şimdi Ranger'ı artık biraz daha üst seviye bir eğitim olarak tutacağız. Eskisi gibi sık sık sınıf açılmayacak ve orta ve üst seviyede birileri dahil olacak. Ya burada doğru bir ölçüde ama bunun henüz zamanı netleşmedi. Hı hı. İşte şimdi yarın Aegis'i duyuracağız. Aegis'in gidişatına göre o formata geçeceğiz. Şu an içerikleri falan hazırlıyoruz yeni Ranger modelinin. Evet. Ama zaten şu an var olan modeli de mesela OSCP bir update çıkardı değil mi? Ne koydu içine? İşte Active Directory falan koydu. Evet. İşte Active Directory bizde mesela 3 yıldır var. Yani zaten var olan hali de fena değil Ranger'ın. Evet. Diğer sertifikalarla karşılaştırıldığı zaman. Ki sen Version 1'i almıştın. Sonrasında Version 2 çıkmıştık. Dolayısıyla şu anki hali aslında insanların sürekli koştuğu bazı sertifikalardan daha iyi. Ama bizim orada ileri seviye, yani daha ileri seviye dediğimiz şey işte mümkün olduğunca biraz daha exploit development'tir, advanced fuzzing'tir vesairedir. Daha advanced işte web mobil API, işte web socket vesaire bunları da eklediğimiz daha ileri bir seviyeye çıkarabilmek. Bir taraftan da şeyleri daha işte intelligence konularında hatırlarsın işte röportaj, angajman ödevleri, şunlar bunlar vardı. Onları biraz daha sofistike hale getirip işte sosyal bilimleri sofistike hale getirip daha uygulamalı hale getirip çünkü bir kampüs niyetimiz olduğu için orada birçok şeyi uygulayabileceğiz. Evet. O formata bürünmek istiyoruz aslında. Hedefte o var şu anda. Anladım abi. Peki bunun için yani şu ana kadar bir ön eleme var mıydı adayları seçerken? Bundan sonrasında da bir ön eleme olacak mı, olmayacak mı? Onunla ilgili bir cevap. Ön eleme hep vardı. Evet. İlk günden itibaren vardı. Biz ondan hiç vazgeçmedik. Hatta eğer bir bazı mezunlarımız şu an bu yayını izliyorlarsa hatırlayacaklardır. Aydın abi var. Şirket hesabında 17 lira varken dahi biz diyelim ki 70 başvurudan 8 ile sınıf açtığımız oldu. Bu önelemeden vazgeçmeyeceğiz. Şu anda da var. İleride de olacak. İleride biraz daha katı olacak. Sonuçta Aegis yoksa, Alpha yoksa zaten Ranger'a başvuramayacaksın. Anladım abi. Onlar varsa ve Ranger'a başvuruyorsan aslında yine bir elemeye girmiş olacaksın. Hı hı. Çünkü belki takip etmişsinizdir. Bir ribbon programı başlattık. Hı. İşte mezunlara yönelik. Şerit rozetler aslında askerlerde, subaylarda sol tarafta görürsünüz böyle evet. çeşit rozetler. O rozetler aslında kişilerin, mezunların kendi şirketlerinde ki davranışlarına yönelik bizim verdiğimiz rozetler. Dolayısıyla mesela o rozetler de eleme sürecinin bir parçası olacak. Atıyorum siz normal Cyber Struggle'ın başka bir sertifikasını almış olabilirsiniz ama bizim açıkçası değerlerimizle örtüşmüyorsa yaptığımız şeyler
kendi firmanızda yahut çevrenizde. Kabaca söyleyeyim, kıçınız başınız oynamaya başlıyorsa, birazcık kendinizi geliştirdiğiniz için yanınızdaki adamı satıyorsanız, geride bırakıyorsanız, şirkete bir faydanız yoksa, kaytarıyorsanız, üretkenliğiniz yoksa, o zaman yine range'ı almayacağız. Anladım abi. Teşekkür ederim. Bu bence açıklayıcı oldu. Yeni bir soru bakıyorum. Yeni eğitim tarihleri konuşulduysa yazabilir misiniz arkadaşlar? Yeni eğitim tarihi belli mi abi Ranger için ya da Aegis için? Şöyle, biz aslında Nisan ayında açacaktık. Bir şey de vardı. Kurumlardan da talep vardı. Evet. Fakat korona olayı çıktı. Hı hı. Hatta daha erken açacaktık. Çünkü Nisan ayında bizim Macaristan Silahlı Kuvvetleri ile bir projemiz olacaktır. Yine Ranger projesi. Hı. Fakat korona olduğu için her şey şu anda durdu, duraksadı. Dolayısıyla iki sınıfı da ertelemek zorunda kaldık. Hem Macaristan tarafını hem Türkiye Bosporus dediğimiz Bosporus chapter'daki eğitimi ertelemek zorunda kaldık. Onun yerine biz de 8 aydır falan bayağı uğraşıyorduk için. Aegis sertifikası için. Ona kanalize olduk. Hı hı. O da bitti. Son testleri yapıldı vesaire. Şimdi yarın onu duyuracağız Videosu hatta şu an burada konuşurken bir taraftan bilgisayarımda render yapıyor video için. Yarın video ile birlikte duyurmuş olacağız. Peki abi, teşekkür ederiz. Kürşat, Caner, ekleyeceğiniz, sormak istediğiniz sizin taraftan bir şey var mı? Ben sorulara devam edeceğim ona göre. Devam et, ben sana gönderiyorum. Aynen abi, sen tamam. Devam et. Tamam. En sonunda zaten toparlarız. Tamam, tamamdır. Turan sormuş abi. Belki sorulmuştur veya konumuza tam olarak alakalı değil ama bir soru sormak istiyorum. Cyber Security'ye başlamak isteyen bir insan nereden başlamalıdır? Şimdi bu hemen hemen her oturumumuzda sıklıkla aldığımız soru. Muhtemelen bundan sonraki oturumlarda da alacağız. Bu soruya senin cevabın tam olarak nedir abi? Benim cevabım diğer arkadaşlarla çok farklı olmayacak. Bir kere her şeyden önce olayın temel teknolojilere hakim olmak gerekiyor. Ama bunun da ötesinde bence ilk önceliği development'a vermek gerekiyor. Bizim jenerasyonumuz böyle değildi. Biz derdik. Aman canım, developer mı olacağım, ben security'ci olacağım, ne gerek var falan derdik. Ama devir o devir değil. Development çok önemli. Dolayısıyla ilk önce oradan başlamakta fayda var. Hatta ideal dünyada belki 1-2 yıl development yapmak, sonradan security'ye geçmek bile düşünülebilir. O dahi iyi bir şey. Onun haricinde zaten bizim yaklaşım şunu söyler. Mümkün olduğunca spesifik alanlara kilitlenip kalmamak. Mümkün olduğunca geniş bir yelpazede ilk başta bir beslenmek ve zemin oluşturmak. Ondan sonra dediğim gibi P'nin o iki bacağı gibi. Evet. Ondan sonra belirli konularda daha fazla derinleşilebilir. Doğru söylüyorsun abi. Teşekkür ederim. Hala zaten sorular geliyor. Ben bir soru daha soruyorum. Ali sormuş. Kubilay Bey işe alırken ve ailenize bir kişiyi katarken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Yetenek ve kumaş mı, yoksa sadece eğitim mi? Şimdi mesela bizde Delta diye bir ekip var. Delta ekibinde 3 aşama var. Bir hang grantlık prosesi var, süreci var. Bir prospectlik deneme süreci var. Yani hang grantlığın bir üzeri. Ondan sonra Delta üyesi oluyorsun. Delta üyesi olabilmen için, üye olabilmen için, hang grant prospectte sorun yok. Üye olabilmen için bütün herkesin oyunu alabiliyor olman lazım. Yani bir kişi bile hayır diyorsa o ekibin parçası olma şansın yok. Benzeri bir süreci şirkette işe alımlar için de uygulamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bütün ekibin onayından geçmesi gerekiyor o kişinin. Hı hı. Genelde bu yöntemi izliyoruz. Onun haricinde ilk başlarda bizim ilk şeyimiz şu, teknik bilgiden ziyade gerçekten duruş, tutum, davranış çok önemli. Çünkü dediğim gibi bunları öğretmek çok zor. Teknik bilgi çok kolay. Şimdi bir taraftan mesela Mehmet İnce'nin yayını var. Buradan çıksın arkadaşlar, girsin. Metasploit ile ilgili şeyler öğrenecektir. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Ben bu katkı sağladığım
kitapların 3 tanesi Metasploit ile ilgili. Şu an bana sorsanız Metasploit ile ilgili şeyleri hatırlamayabilirim. Yani bu kadar önemsiz görüyorum aslında bilgi tarafını. Çünkü önemli olan neye ihtiyacın olduğunu, ne zaman ihtiyacın olduğunu, nasıl bulacağını ve yeterli mi yetersiz mi bunu ayırt edebilmeyi, yetersiz kaldığı yerde müdahale edebilmeyi biliyorsan gerisi önemli değil. Çünkü bugün Metasploit olur, yarın Jetasploit olur. Bunların hiçbir önemi yok. Biz daha çok o taraftayız ama kişiliği, tutumu, davranışı bunları öğretmek çok daha zor. Dolayısıyla bizim için ilk öncelik o. Çoğunlukla. Teşekkür ederiz abi. Bir soru var. Bu zaten benim de az çok hakim olduğum bir taraf. İsmini okuyamıyorum şu an ama Cyber Struggle'ın ilk başlayan öğrencilerin ders düzeni ve içeriğiyle son müfredat arasında çok değişiklik yapıldığı biliniyor. Yani versiyon 1 ve 2. Bu değişim sürecini açıklayabilir misiniz hocam? Bu değişim süreci aslında şöyle. İskelet aynı hala. Yani program açısından iskelet aynı. Bazı şeyleri çıkardık. Şimdi ilk zamanlar şey yoktu mesela. Memory analiz vesaire o tarz şeylere çok girmiyorduk. Sonra bir girer gibi olduk. Sonra tekrar vazgeçtik. Evet. Reverse tarafına girmiyorduk ilk dönem. Bir miktar malware analize giriyorduk. Ama işte ileri dinamik analiz, işte debugging yahut şey işte klasik OSCP seviyesinde yani başlangıç seviyesinde bir buffer overflow vesaire onlara değiniliyordu. Ama şeye ileri dinamik analizdir, işte debugging'dir yahut işte use after free'dir, stack overflow'dur vesaire heap vesaire bunlara girmiyorduk. Evet. Şimdi bunlara sınıf aldıkça yani sınıfın da o anki durumu yeterli olduğu sürece mümkün olduğunca giriyoruz. Hatta bazı noktalarda ASL'de bypass'a kadar gidiyor şey. Reverse tarafı vesaire. Hı hı. O tarafları detaylandırdık. Ödevlerin şeylerini değiştirdik. Yani daha da etkin ödevler hazırladık. Task'lar hazırladık. Öte yandan bir portal dizayn ettik, geliştirdik. Bu portal üzerinden bütün süreci yönetmeye başladık. Laboratuvarlar, açtığımız makineler vesaire, işte Active Directory yapıları falan. Bunların hepsi otomasyon oldu. Yeni sistem üzerinden girilmeye başladı. Eskiden işte bizim kendi altyapımız yoktu. Biraz zorlanıyorduk. Zaten maddi durum da el vermiyordu. Şimdi kişiye özel. Mesela normalde biz ne bekliyoruz laboratuvarlardan? Genelde işte 10-15 kişi aynı laboratuvara giriyor. Biz mesela bir egzersiz için 96 tane sunucu açıyoruz. Her kişiye özel kendi laboratuvarları açılıyor. Kimse o laboratuvarlara kendisi dışında dokunamıyor. Yok o reset attı, yok öbürü bilmem shell'ini unuttu falan gibi sorunlar yaşanmıyor. O taraflarda yani operatif taraflarda ciddi bir gelişme oldu. Onun dışında da az önce söylediğim gibi teknik taraflarda biraz daha derinleşme oldu. Onun da nedeni şu işte günün sonunda biz Ranger'ı konumlamak istediğimiz bir yer var. Evet. O yere doğru yaklaşıyoruz işte ufak ufak. Teşekkürler abi. Blackfish, Aegis eğitimini de açıklayabilir mi Kubilay abi? Herkes Ranger diyor ama Blue Team için olan bir eğitim de açıklansa güzel olur ki evet zaten Blue Team kapsamında bir eğitim. Ki sektörde şimdi, şu an bu tarafta açık var. Orada da şöyle söyleyeyim. Aslında Ranger'da yani bir Ranger sertifikalıyı herhangi bir firma ister Pentest'te ister SOC tarafında görevlendirebilir. Çünkü onlar da hibrit yetişiyorlar. Şeyde de Aegis tarafında da yine aynı mantığı kullandık. Bu sefer de %60-65 SOC ağırlıklı oldu. Yani olayın atmosferi SOC. Kalan kısmı yine ofansif taraf. Bu biraz daha şey işleyiş modeli olarak biraz daha ofansif security'nin sertifikalarına benziyor. 28 gün size özel 3 ayrı lab açılıyor ve sadece siz oluyorsunuz orada yine. Bunlardan birisi ofansif lab oluyor. Klasik işte orada ofansif sunucularınız ve Active Directory yapılarınız vesaire oluyor.
test lab'ınız var. Test lab'ında da yine bir Active Directory yapısı var. Orada işte aslında saldırıları siz kendiniz simüle edip, atıyorum paste hash yapıp işte trafiğinizi inceleyip, loglarınızı inceleyip, yine size ait olan SOC lab'ında buna yönelik korelasyon, alarm vesaire yazma şansınız oluyor. SOC lab'ında şey var, ortada CM olarak Q-Radar var. Q-Radar'da oturup alarm, korelasyon vesaire yapıyorsunuz. Yine bir taraftan Ranger mezunları bilir, incident uygulamaları var. Artık o uygulamalar tam anlamıyla hands-on uygulamaya dönüştü. Yani mesela içeride işte trafik generate eden hem internal hem inbound trafik generate eden scriptler var. Bunların arasında false pozitif ayıklıyorsunuz, monitoring yapıyorsunuz. İşte gecenin köründe bir incident oluyor, onu kalkıyorsunuz, analiz ediyorsunuz, raporluyorsunuz falan diye böyle geçirdiğiniz bir 28 gün var. Bu 28 günün sonucunda size yeni bir lab açılıyor, sınav labı. Biz sınava Ranger'da Hell Week diyorduk ama buna Hell Week demiyoruz. İşte sınav yine bir hafta sürüyor. Bu bir haftanın ilk 48 saatinde size yeni açılan, sıfırdan açılmış ortamda siz kendi güvenlik önlemlerinizi, işte CM alarmlarınızı, kurallarınızı oluşturup bekliyorsunuz. Kalan 5 günde de işte aksiyon başlıyor. O aksiyonda SOC analistliği yapmanız gerekiyor ve bu puanlanıyor. Günün sonunda başarılı olursanız da sertifika alıyorsunuz. Diyeceğiz böyle. Teşekkürler abi. Bir soru daha, böyle soru cevap gidiyorum ama sohbet de edebiliriz yani, biraz ara verip abi. Pragneo sormuş. TSE'nin Ranger'a denklik verilmemesi söylenmişti. Hala bu durum böyle mi? Yani Ranger'ın TSE'ye denkliği muamması abi. Şimdi Ranger'ın TSE'ye denkliğinin bir hikayesi var. Onu anlatmam gerekir. O hikaye de şu. Biz Gökhan'ın dönemi itibariyle TSE ilk duyurulduğu zaman TSE'ye yazı yazdık. Hatta bir rapor yolladık. Bakın siz OSCP'ye vesaire denklik veriyorsunuz. Biz onlardan daha iyiyiz. Aha bu da kanıtı. İsterseniz bir müfettiş yollayın, inceleyin vesaire gibi bir diyalogumuz oldu. Onlar da evet dediler. Yani siz daha iyisiniz. Size de bu denkliği vermeliyiz. Ama işte mevzuat değiştirmemiz lazım dediler. Bir şekilde biz bir mevzuata takılıyoruz ama ne mevzuat olduğu konusunda fikrim yok. Henüz detaylarını bilmiyorum. Yaklaşık 3 yıldır bekliyoruz. Yerli ve milli olmadığımız için biraz zor geçiyor bu süreç herhalde, o yüzdendir. Çünkü OSCP yerli ve milli. Onu hemen tanıyorlar. Ama biz henüz o denkliği alamadık. İşin açığı şeyi de biraz motivasyonumuz da kayboldu hani şey açısından. Denkliği almaya çabalama açısından. Şimdi daha çok global denklikleri inceliyoruz. Onları alacağız gibi duruyor yani. Hedef değiştirdik. Çünkü bir şekilde TSE tarafında nedense bizim işimiz bir türlü yürümüyor. Anlıyorum abi. Ve zaten haberdarım da durumdan. Başka bir soruya geçeyim. Ali sormuş. Kubilay Bey, şirketinize stajyer olarak kendimi geliştirmem için nasıl başvuruda bulunabilirim? Bunu çok isterim. Vereceğiniz cevap için çok teşekkür ediyorum. Şimdi şirkete başvuru, staj ya da başka bir konuda başvuru için kendi yöntemini bulacaktır diye düşünüyorum Ali. Biz aynı şeyi Ranger eğitimi başvurusu için de uyguluyoruz. Yani bizim mesela web sitesinde SEO yok, bir şey yok. Hani arayan bulur mantığı var. O da bir elemedir. Evet. Küçük de olsa. Aynı şey bizde temas için de geçerli. Aslında çok küçük bir aramayla her şeyi bulabilirsiniz bize ait. Çünkü oldukça da şeffafız yani. Bütün bilgi ortada aslında. Dolayısıyla Ali'cim tam bir şey söyleyemeyeceğim. Sen kendini bulacağını düşünüyorum eğer gerçekten istiyorsan. Benim senden beklediğim tarzda bir cevap oldu abi bu. Abi şimdi şöyle bir soru var. Bu teknik tarafın dışında ben zaten nickinden anladım. Bu bizim Emre. Senin eski Junior'ın Emre. Junior'larına bu kadar kötü, tırnak içerisinde,
davranmasına rağmen neden bu kadar seviliyor ve sayılıyor? Yani sen Emre'nin seni sevip saymasıyla ilgili ne kadar eminsin onu bilmiyorum ama Emre öyle düşünüyormuş en azından. Yani sevip sayma önemli değil. Genel itibariyle konuşuyorum. En önemli şey vefa. Evet. Her şeyden önce. Biz de Ranger eğitiminde yani aslında Cyber Struggle'ın şimdi şöyle özetleyeyim ben en net. Biz Cyber Struggle'da mesela şu anda aynı anda 6 dönemde açabiliriz. Aslında bunun için altyapımız var. Ama burada en önemli kısıt şu. Bizde gerçekten eğitmen olmak uzun bir süreç gerektiriyor. Çünkü bizde bir konuyu, bir teknik konuyu bilmeniz eğitmen olmak için yeterli değil. Bunu da şöyle gözünüzde canlandırabilirsiniz. Eskiden böyle köy öğretmenleri olurdu. Hem köyün öğretmeni, doktoru, hemşiresi, her şeyi yani. Bazı öğretmenler ezan bile okurdu. Ben hatırlarım köyde büyüdüğüm için. Hani köyün öğretmeni tadında eğitmenler yetiştirmeye çalıştığımız için ve insana o şekilde baktığımız için junior'ımıza da öğrenciye de. Biz öğrenciye karşı da sertiz. Sonuçta belli kuralları var sistemin. Ama öğrencilerin de junior'larında şunu bilirler. Gece, gündüz, her dakika onlar için yaşıyoruz. Evet. Ve bu şey değil yani. Bu bir marketing lafı değil. Zaten mezunlara sorarlarsa anlatırlar. Bu bir marketing lafı değil yani. Biz gece 4'te gelip öğrenciler rahat etsin diye paspas yaparız. O şekilde ilerler. Bunun da bir bedeli var. İnsan anlamında bir bedeli var. Dolayısıyla eğitmen olmak biraz zorlu bir süreç. Bunu yaptığınız zaman da eğer insan karşıdaki insanda bunu görüyorsa bir şekilde size değer vermeye başlıyor. O şekilde söyleyebilirim. Eğer Emre hala seviyorsa beni o da iyi bir şey. Seviyor ben biliyorum yani. Ya, senin yanına çok gelemiyor olsa da bana sık sık söylüyor yani ki senin yerin ayrı bizde biliyorsun. Binnaz sormuş. Cyberstruggle'a katılmak için öneleme var mı? Bununla ilgili zaten muhtemelen Binnaz katıldıktan sonra zaten soruyu ben sana yönelttim abi. Cevap aldık. Eğitimin ücreti, ben sağ tarafta da sık sık görüyorum eğitimin ücretiyle ilgili bir soru var. Eğitimin ücreti şu an işin açığı. Ben çok şükür şeyden kurtuldum bu ücret finans işlerinden. Benim hatırladığım kadarıyla şu anda 7000 lira olması gerekiyordu en son dönem. Fakat bir fiyat artışı olmuş olabilir dolar nedeniyle. Ondan emin değilim. Katılmak isteyen hani o katılacağı dönemde sorarsa daha net bilgi, daha kesin bilgi alacaktır. Orada da şu var. Genelde insanların dilinde şey var. Garip bir şekilde işte eğitim çok pahalı. Mesela bunun için gönül rahatlığıyla size bir şey söyleyeyim. Hatta geçtiğimiz dönemden arkadaşlar bilir. Ben Estonya'dayken orada bir şey... Avustralyalı bir arkadaş, satışçı arkadaşa bir fiyat çalışması yaptırmıştık ve yaklaşık toplamda 8 saat Ranger eğitimini anlatmak zorunda kaldım ve hala şey diyordum, ulan şunu da anlatamadık, bunu tam anlatamadım vesaire diyordum. O kadar detaylı bir eğitim, zaten onu dediğim gibi yaşadığınız zaman anlarsınız. Orada mesela bir fiyat çalışması yapıldı ve kişi başı 42 bin euroluk bir fiyat çıkarılmıştı. Bu da böyle komik bir anı. Şimdi Türkiye'de bizim fiyatımız oldukça ucuz. Bu yüzden de problem yaşıyoruz şeyle. Yeni ortaklarımızla yatırım aldık biliyorsunuzdur belki. Çünkü Avrupa fiyatıyla Türkiye fiyatı arasında inanılmaz bir uçurum var. Ben direniyorum Türkiye'deki rakamın bu seviyelerde kalması için. Dolayısıyla ne kadar tutabileceğiz bilmiyorum. Ama mümkün olduğunca ben aşağıda tutmaya çalışacağım özellikle Türkiye için. Ve birkaç ülke daha var yine döviz kurları nedeniyle zorluk yaşayan oralar için. Ama şey dediğim gibi katılacakları zaman söylerlerse iyi olur. Bir de işin şu boyutu var. Siz Ranger eğitiminde aslında bir eğitim almıyorsunuz. Siz Ranger eğitiminde aslında pentest eğitim alıyorsunuz. Malware analiz, reverse engineering eğitim alıyorsunuz. SOC eğitim alıyorsunuz.
liderlik eğitimi alıyorsunuz, team building eğitimi alıyorsunuz, mental toughness eğitimi alıyorsunuz, kriminoloji, psikolojik harekat, profilleme eğitimi alıyorsunuz. Yani bunların her birini başka bir şekilde almaya kalktığınız zaman anormal rakamlar. Zaten Avrupa'daki fiyat hesaplaması da öyle hesaplandı. Burada 7-8 tane eğitim var. Her birinin aynı fiyatları var normal şartlarda. Ona göre bir fiyat çıkarmışlardı. Evet. Dolayısıyla fiyat mevzusu böyle. İsteyen gerekli fedakarlığı yapacak. Abi şimdi ben bir soru sormak Estonya'dan bahsettin abi. Estonya'ya gittiğinde şeyi gördün mü abi? Türkiye'deki farklılığı neler? İşte cyber sakalı bakış açısıyla oranın buranın nasıl? Onu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle, Estonya'da tabii ki büyük bir farklılık gördüm. Ne farklılığı gördüm? Bir kere her şeyden önce bir ekosistem var Estonya'da. Bu ekosistem büyük bir avantaj sağlıyor. Ama bu ekosistem kelimesi gerçekten var. Yani sen Estonya'da şirket kurduktan 2,5-3 saat içerisinde bir anda şeyden devlet kurumlarından, işte bankalardan, oradan buradan herkesten mail almaya başlıyorsun. Yani senin Estonya'da aslında siber güvenlikle alakalı yaptığın her adım, attığın her adımdan herkes anında haberdar oluyor. Böyle bir koordinasyon var. Bu anlamda büyük bir şey var. Avantajı oldu. Dezavantajı şu, pazarı küçük. Yani sadece Estonya'yı düşünmeyip Baltıkları da için içine katsan, işte Litvanya, Letonya vesaire, aslında yine hala küçük bir pazardan bahsetmiş oluyorsun. Dolayısıyla hitap ettiğin şeyin ya global ya Avrupa seviyesinde olması gerekiyor. İkinci husus şu, değişime, sıra dışı fikirlere daha açıklar. Şimdi biz mesela, ben hatırlıyorum, CyberStruggle'ı ben ilk kurduğumda sürekli dalga geçiliyordu. Herkes dalga geçiyordu. Mesela ben Türkiye'de 4 senedir CyberStruggle anlatıyorum. Yine çok pazarlama yapmasam da sonuçta telefon açıp soruyorlar. İşte mail atıp soruyorlar. Sonuçta sürekli bir anlatım durumu var. Estonya'da 4 ay civarı kaldım. 4 ay boyunca 3 dakikadan fazla anlatmadım CyberStruggle'ı. Çünkü kimse şu modda değil. O ne alaka, bu ne alaka, bu ne biçim iş, şu şöyle mi, bu böyle mi, bu iş böyle mi yapılır? Klasik böyle bir Türk, bizlerin bir davranışı var ya, böyle anlamadığın şeye bok at, anlamaya çalışma, her şeyin en iyisini sen bilirsin mantığı var. Orada o yok. Orada insanlara mesela 3 dakika anlattığım zaman yetiyordu. İnanılmaz sofistike sorular sormaya başlıyordu. Atıyorum mesela, işte şöyle bir öğrenci var, böyle bir öğrenci var. Böyle bir case'de eğitmen olarak nasıl karar alıyorsunuz? Böyle sorular soruyorlardı. Aradaki en büyük fark o aslında. Bir de tabii sen de biliyorsun, katıldığın işte Lockshift tatbikatlarına falan, NATO'nun vesaire. NATO'nun da orada olması, o da bir şey sağlıyor. Bir bakış açısında bir açıklık sağlıyor. Biz de mesela şey, Lockshield değil de orada deniz savaş gemilerine yönelik siber tehditlere yönelik bir tatbikata katılmıştık. Yine çok duyurmadık böyle şeyde, sosyal medyada. Mesela bu tip tatbikatlara katılıp işte farklı vizyon görebiliyorsun falan. Yani bir çalışan bir ekosistem var, bir de insanların zihinleri açık. Buradaki gibi nispeten biraz şey değil. Hani hemen karalayayım edeyim. İşte rekabet mesela yapıcı. İşte insanlar birbirlerine, firmalar rakip de olsa birbirlerine destek oluyorlar. Birlikte büyüyelim, birlikte kazanalım gibi. Buradaki gibi hani hepsi benim olsun, herkes ölsün ben yaşayayım gibi bir şey de yok. Onun da bir avantajı var. Son olarak şey var, sen ne kadar küçük olursan ol ya da ne kadar büyük olursan ol, karşında, yani ben mesela şirketi kurduktan sonra Eston Savunma Bakanlığı'nın önemli kişilerinden birisi bir anda karşımda buldum. Geldi, bize anlat dedi.
Burada TSE'ye ben 3 senedir anlatamıyorum. Anladım abi. Bu arada o adamı da Türkiye'ye konuşmacı olarak çağrılıyor. Ve o adam da Estonya'da beni dinliyor. Gibi bir böyle bir garip bir şey var. Siber Kümen'in düzenlediği konferansa gelmişti. Hatırlıyorum. Evet. Andri. Evet abi. Ya benim orada gördüğüm şey şuydu abi. İnsanlar inanılmaz şekilde çok iyi dinliyorlar yani. Evet. Tam onu söylemeye çalışıyordum. Sen ne kadar küçük olursan ol, ne olursa olsun. Yani ister atıyorum 100 milyon dolarlık bir firma ol, istersen 2500 euroluk bir firma ol. Seni dinliyorlar. Ciddiye alıyorlar. Söylediklerini anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir alışkanlık var. Bu bir kültür meselesi. Yani bu böyle bir alışkanlıkları var adamların. Bizde de şey var abi sanki. Tamam getirin dinleyelim. Tamam dinledim hadi görüşürüz. Evet bizdeki genelde toplantı. Bizdeki toplantı dinleme değil. Gün doldurma vakit geçirme gibi. Evet. İnşallah düzeleceğiz abi. Yeni nesil yetişiyor zaten. İnşallah. Biz mezunlara hep söylediğimiz şey o. Ben de dahil. Hep bu cümleyi kurarım Gökhan hatırlar. Ben de dahil ne kadar dinozor varsa biz çekilelim. Yeni nesil bu işi alsın. En şey nasıl diyeyim en temiz kalpli haliyle en üretken haliyle yeniden bir sektör oluşsun. Bunu her dönem söyleriz. Şu an soft olacak gibi, keskin olmayacak gibi ama abi yani bir 10 ve 5-10 senesi var gibi duruyor. İşte bakalım. Gökhan soruya devam edebilirsin istersen. Diyorum Caner bir şey söyleyecek miydi? Sanki ben bir sesini duydum Caner'in seninle beraber. Yo ben dinliyorum abi çok güzel gidiyor. Tamam sen direkt girebilirsin yani hiç yapma. Eyvallah. Burak Durukan sormuş abi. Merak edilebilecek bir şey de ben sorayım. En azından faydası olur. Hibrit yapının temel amacı öğrenmeyi öğretmek midir? Yani bir kişinin sadece temel adımları alarak her şeyi yapabilecek soruları üretebilmesine mi dayanıyor? Öyle. Yani şimdi mesela eğitim modellerinde de konuşulmaya başlandı. Mesela insanlar, şimdi bir kısım insanlar şöyle durumlara düşebiliyorlar. Alabildiğine cyber struggle'ı karalıyorlar mesela bazıları. Ama gidip Singapur eğitim modeliyle ilgili bir şey paylaşıyor LinkedIn'de. Ya da Finlandiya eğitim modeliyle ilgili bir şey paylaşıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Alın, bak benimle konuşmayın. Herhangi bir mezunu alın. Elinize de Finlandiya ya da Singapur eğitim modelini alın. Ve ona o eğitim modeliyle ilgili sorular sorun. Soracağınız bütün soruların cevabı şeyde Ranger eğitiminde zaten var. Artı daha fazlası var. Şimdi bizim eğitimdeki en çok istediğimiz şey şu. Bir kişi tekrar tekrar eğitime ihtiyaç duymasın. Bir. İkincisi dediğim gibi aslında olayın özünde şu var. Eğitim dediğimiz şey davranış ve alışkanlık değiştirmeli. Bizim ilk slaytlarımızdan birisi bu. Siz eğer bir eğitime gidiyorsanız ve bu eğitim sizde bir alışkanlık değişimine, davranış değişimine, bakış açısı, tutum değişimine yol açmıyorsa, teknik bilgiyi geçiyorum. Evet. Yol açmıyorsa bu gittiğiniz şey eğitim değil. Başka bir şey. Yani atıyorum MMAP'i biliyordur, sizinle paylaşıyordur bilgisini. Bu bilgi paylaşım. Eğitim böyle bir şey değil. Eğitimde az önce söylediğim gibi mesela bizim yine eğitim sırasında böyle ikinci, üçüncü, beşinci haftaya kadar belki bazen yedinci haftaya kadar hep şey söylenir. Havada kalıyor, bilgiler havada kalıyor gibi. İşte sanki anlamıyormuş gibi geliyor. Çünkü bunun nedeni işte o hep klasik eğitim, Türkiye'deki klasik eğitimle yetiştiği için bünyesi ona alışkın. O yüzden aslında anladığının farkında değil. Öğrendiğinin farkında değil şeklinde. Sonrasında olay şuna dönüyor. Ya aslında hiçbir şeyin bir önemi yok. En önemli şey karşımda bir problem var. Bu problemi parçalara ayıracağım. Bana ne lazım olduğunu anlayacağım. Onu nasıl bulacağımı. Onu bir şekilde bulacağım. Onu bir şekilde kullanacağım. Yeterli mi yetersiz mi bunun ayrımını yapacağım. Yetersizse iyileştireceğim. Üretime destek olacağım. Ondan sonra konuyu kapatacağım. Yani siz bir
bizim formatta yetişen birine şu soruyu sormak çok anlamsız. Atıyorum, buffer overflow biliyor musun? O sana şöyle söyleyecektir. Yani bilip bilmemenden sana ne? Sana ne lazım, ne zamana lazım? Biliyorsa biliyordur, bilmiyorsa zaten öğrenecektir. Çünkü o refleks gelişiyor. Ve eğitimin de böyle olması gerektiğini düşündüğümüz için biz tamamıyla o formata yönelik bir şey yaptık. Yani bütün merkezinde o var. Gerçekten de öyle zaten abi, evet. Bu eğitim için ön şart veya gerekli bir mülakat var mı sorusu zaten cevaplandı. Bundan sonrasında da bu olacak şeklinde hızlıca cevaplayabiliriz. Kadir sormuş, Kadir Erol. Gökhan'ın anlattığı hikayeyi baz alarak soruyorum. Bu Kürşat'ın o zaman sana yardımcı olurken ben mekik çekerken benim karnıma basarak çubuk kraker yediği an için anladığım kadarıyla. İşin insan sağlığı tarafı riskler barındırmıyor mu? Bunun için ne gibi önlemler alınıyor? Yani, sen hemen cevaplamadan ben şöyle bir şey söylesem abi. Yani ben hayatımda fiziksel olarak hiç orada zorlandığım gibi zorlanmadım. Yani hem sıcak, hem yorgunluk, hem açlık, hem susuzluk, hem evet pis bir ortam. Ama belki normal şartlarda orada olsam hasta olabilirdim ama o gün, yani biz 14 kişiydik sanırım, hiçbirimiz hasta olmadık yani onun sonrasında. Ben bu şekilde hatırlıyorum ki diğer dönemlerde de duyduğum buydu. Ama senin tarafında sen bunları şimdi mesela önlemler veya üçüncü dönem -8, hatta kanalda ana haberin haber bu dönem. Evet. İşte orada da bir arkadaş vardı, bir kız arkadaş. Herkes onunla dalga geçti falan, konuşamıyor vesaire diye. Evet. Aslında orada hava sıcaklığı 8 dereceydi. Ve o insanlar yaklaşık 8-9 saattir ıslak durumdalardı. Dışarıda kar vardı ve ıslaklardı. Artık düşünme yetileri, işte rasyonel düşünme becerilerini kaybetmeye başlamışlardı. Ki zaten bizim bir personeli, daha doğrusu öğrenciyi çıkarmak istediğimiz seviye o. O seviyeye çıkarıp onun üzerine ondan sonra o bariyerleri yıkmaya çalışıyoruz. Ama orada hani o kızcağızımla bayağı şey yapmışlardı. Şimdi mesela orada normal şartlarda insanların zatürre olması gerekiyor. Ama kimse hasta olmadı. O kanalda ana haber görüntüsünü izlerseniz orada sarışın bir haberci vardı. O haberci bütün gün arabada oturdu. Sadece soru sormak için dışarı çıktı. Fakat ertesi gün zatürre olmuş. haber merkezine gidememiş vesaire. Hastanede kalmış 3 gün. Şimdi olayın bir bu boyutu var. Bir kere eğer siz 10 haftanızı o ruh haliyle, size aşılanan şeyle geçiriyorsanız zaten beyin ona hazır hale getiriyor sizi ve etkilenmiyorsunuz. Mesela bu eğitimi sporcu olup tamamlayamayan da var. 160 kilo, 150 kilo olup bizim hatta tedirginlikle sürekli ona dokunup bir taraftan çaktırmadan nabız aldığımız ama sonuna kadar devam ettiren de var. O yüzden diyorum, bu olay fiziksel bir şey değil, mental bir olay. İşin koruma tarafına gelince de çalıştığımız kişiler, bu konuda çalıştığımız kişiler, işte atıyorum Bülent abiyle, Bülent komutanla çalışıyoruz. Bülent komutan aynı zamanda combat medic, yani bırak kırık çıkık. Vücuduna bir şey saplandığında, kurşun yarası, şu bu bilmem ne. Yani bu tarz şeylerle ilgilenebilen bir kişi. Araçlar var. En yakın hastane bilgilendiriliyor, jandarma bilgilendiriliyor. Eğitim öncesinde bütün isim listeleri veriliyor. Hatta seçilirken daha, yani eğitime seçilirken dahi bu süreçler var. Dolayısıyla orada bir mümkün olduğunca sağlanabilecek maksimum şeyi sağlıyoruz. Ama tabii hayatın her alanında risk var. Hani bugüne kadar çok şükür öyle bir şey olmadı. Ama evet, bir şey de olabilir. O durumda da zaten en yakın hastaneye götürmüş olacağız. Fakat o düzeyde, yani insanları sakatlandıracak, başına bir şey gelecek düzeyde çalışmalar yapmıyoruz. Her şey profesyonel insanların kontrolü altında ilerliyor ve her dakikaları ölçülüyor. Yani sürekli gözlem halinde. Neredeyse iki kişiye neredeyse bir ya da iki tane eğitmen düşüyor saha tarafında.
Hatta yine mezunlara sorarlarsa öyle noktalarda bazen yorum yapıyoruz ki hep şey deniyor. Sen de bilirsin. İçeride bir ajan mı var? Bilgi mi aktarıyorlar? Eğitmenleri evet. falan diye. O düzeyde gözlemliyoruz. Yani içeride bir ajan yok ama anormal bir gözlem çalışması var. Orada. Abi bir soru daha var. Hemen sorabilir misiniz bu konu üstüne demiş Hasan. Halbuki dayanamayacak insanlar elbet çıkar. Peki bu insanlara ne gibi kolaylıklar sağlanıyor? Sertifika durumu iptal ediliyor mu? Hayır. Şöyle söyleyeyim mesela. Sanıyorum ya Cyber Ghost'taydı ya da başka bir ekipteydi. Bir tekerlekli sandalyede bir arkadaşımız vardı. Hatta eğitime katılmadan önce şeyi sordu. Hani ben katılabilecek miyim? Bizim de ona verdiğimiz cevap şuydu. Biz zaten insanların zihnini senin seviyene getirmeye çalışıyoruz. Sen tekerlekli sandalyede hala siber güvenlik, eğitim, şu bu peşinde koşuyorsun. O yaşadığın bütün hayatta yaşadığın gerçek sorunlara rağmen kendini geliştirmenin peşindesin. İşte zaten biz insanları senin seviyene getirmeye çalışıyoruz. Senin saha eğitiminde alabileceğin bir şey yok dedik. Ve katılmamasını söyledik. Adam tuttu saha eğitimi günü şeyle sandalyesiyle geldi. Aldık sandalyesini kamyona koyduk. Onu da götürdük sahaya. İnsanlar saha eğitimi yaparken o mecburen kaldı. Fakat kaldığı kısımlarda yani insanlarla iç içe olduğu kısımlarda kimisine su verdi. Bağırdı, tezahürat etti, işte destekledi. Sonra daha uzaktaki bir alana gittiğimizde o kaldığında geri döndüğümde bana tuttu 10-15 kağıtlık yani 10-15 tane kağıt verdi. Bir baktım üstüne şey yapmış. Gelip giden insanların profillerini çıkarmaya çalışmış falan. Onları not almış. Yani söylemeye çalıştığım şey bu bir mindset ve biz bir mindset'i aşılamaya çalışıyoruz. Yani bir özel kuvvet mindset'ini, bir SAT komandosu mindset'ini aşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da teknik bilgi veriyoruz. Zaten bu mentalitedeyse adam, onun fiziksel şeyleri bir engel teşkil etmiyor. Yani biz insanları işte fiziksel performanslarına göre sertifikalandırmıyoruz. Mindsetlerine göre sertifikalandırıyoruz. Öte yandan tam tersi de olabilir. Atıyorum adam bütün dönem boyunca arkadaşları üzerinden geçindi. İşte ne bileyim insanları geride bıraktı. Ekip arkadaşlarını geride bıraktı. Her türlü tabiri caizse pisliği yaptı o insanlara. Ama işte sınavdan çok yüksek aldı. Yani bu kişinin de sertifika alma şansı yok. Zaten sınava kadar gelemez bu kişi. Muhtemelen kovulacaktır. Dolayısıyla buradaki en büyük şey mindset ve tutum davranış. Evet, teşekkürler abi. Aslında sorular bitmeyecek. Yani anladığım kadarıyla sabaha kadar devam etsek 155 kişi bizimle devam edecek gibi geliyor bana abi. Hızlı hızlı sorup en azından açıkta sorup bırakmamaya çalışacağım. Ismini abi şey çok güzeldi ya. Enes Lukap'ın bir sorusu vardı bak. Diyor ki, abi diyor hep böyle poker face misiniz? İşinizi hayatınıza fazla yansıttığınızdan mı bu ciddiyet yoksa sizin de güler yüzünüzü görebilecek miyiz diyor. Benim son sorulardaymış evet. Yani şöyle, ben de işin açığı şöyle, çok fazla bir fark yok yani neysem oyum. Ben danışmanlık yaparken müşteride de böyleyim. Üst düzey bir statüdeki ya da görevdeki bir insanla konuşurken de böyleyim. Derste de böyleyim. Normal hayatımda da böyleyim. Dolayısıyla şey yapmıyorum hani nabza göre şerbet olayı bende yok. Biliyorlardır arkadaşlar orada izleyen bazı arkadaşlar. Neyse oyum. Poker face miyim bilmiyorum. Ben senin güldüğünü defalarca gördüğüm için abi sohbetlerimizde o kısma yorum yapmıyorum. Ama evet genel olarak bir ciddiyet var. Yani ben de zaten seni ilk tanıdığımda o zaman Emre senin junior'ınken ben de işte Cyber Struggle'ı sana sormaya çekinmiştim. Zaten önce gidip Emre'ye sormuştum. Sonra senin yanına gelmiştim. Çünkü o hafif bir sert mizacım var ama tabii tanıdığım zaman öyle olmadığını anladım. Biri de gülünce babyface oluyor yazdı abi şu an. Bunu da foto olarak. Ayrıca ben Instagram'dan gördüğüm üzere söylüyorum abi. Yeğenim bence bayağı sana benziyor.
Özellikle evet, onu herkes söylüyor da ben çok benzetemedim. Ben o saçları kestirdiğiniz fotoğrafta bayağı benzetmiştim yani. Sorulara devam ediyorum abi. SOC için olan sertifikalar üzerinde hangisi yani ürünleri var? Sen az önce Q-Radar demiştin. Hiç bilmeyen şahıslar atıyorum Q-Radar öğrenebilecek mi abi diye bir soru gelmiş. Şimdi guide'larla besliyoruz şeyi, süreci. Benim o konudaki görüşüm de her zaman şeydir. Yani hiç bilmeyen birisi her şeyi öğrenebilir. Bir problem yok. Burada asıl soru şu. O kişi ne kadar bedel ödeyecek? Yani malum derste hep söylerim ya, göt ıslanmadan balık tutulmaz vesaire falan filan. Evet. Hani ne kadar fedakarlık yapacak? Hani hem şimdi iyice küfürleşecek. Küfürsüz atasözü de bilmiyorum. Yani her ayrımın işte o olmasın. Olmuyor. Mecburen yani bir bedel ödemeniz lazım. Acı çekmeniz lazım. Pes etmemeniz lazım. Acı çektiğiniz zaman of olmuyor. Olmayacak ilk başta. Sonra olmaya başlayacak. Bu süreç böyle. Dolayısıyla yeni başlayan biri yapabilir. Bilen birisi yapamayabilir. Bu iki olasılık da var. Aynı şey Ranger için de geçerli. Aegis için de geçerli. Evet. Ranger de böyle. Yani sektörde danışmanlık yapıp sertifika alamayan da oldu. Sıfır, hiçbir şey bilmeyip gelip sertifika alan da oldu. Dolayısıyla bu size bağlı. Ne kadar bedel ödeyeceğinize bağlı, ne kadar istediğinize bağlı. Evet abi. Hızlıca bir soru daha soruyorum. Aegis Ranger ile karşılaştıracak olsanız zorluğu nasıl değerlendirirsiniz? Gördüğüm kadarıyla Aegis aynı firmadan aynı gün alan kişi sayısı çok fazla. Yarın bir gün OSCP gibi ayağa düşmesi gibi bir tedirginliğiniz var mı? Muhtemelen LinkedIn'deki paylaşımlardan böyle bir yorum yapıyor arkadaş. Yok. Böyle bir tedirginliğim yok. Bir şeyin çok alınıyor olması ayağa düşmesi anlamına gelmiyor. Bu OSCP için de geçerli. OSCP'nin ayağa düşme algısının en büyük nedeni belki de OSCP'ye sahip olan insanların %80'inin aslında kendisinin almaması o sertifikayı. Biraz ondan kaynaklanıyor. Biraz da kendi kendilerine koydukları limitasyondan kaynaklanıyor. Yani OSCP dediğiniz şey işte mümkün olduğunca enumerasyon, işte Kali araçlarını kullanalım, exploit DB'den exploitleri bulalım, işte uygun olan elbet biri uyacaktır, onu kullanalım falan şeklinde ilerliyor. En azından benim girdiğim ki sanıyorum 10 ay önce falan girmek zorunda kaldım işte bu TS muhabbetine. Sağ olsun. Rakibimin sertifikasını aldırdı bana. Ben mesela girdiğim zaman işte sabah 8 gibi başlamıştım sınava. Öğlen 12.30 gibi bitmişti OSCP sınavım. Bu ben çok iyi olduğumdan değil. İşte yine aynı muhabbet. Nerede, ne zaman, ne lazım onu bildiğim için kolayca bulabiliyordum. Yoksa ellerim yavaşlamış. Artık Word, Excel, sunum daha çok bunlarla uğraşıyorum. Muhasebe, finans falan. Hani belki izleyenler kadar bile elim hızlı olmayabilir teknik tarafta. Ama buna rağmen benim sınavım 5 saat, 5,5 saat civarında sürmüştü. Dolayısıyla bu taraflar belki onda bu algıyı yaratmış olabilir. Aegis öyle değil. Aegis'ta siz bedel ödemek zorundasınız. CyberStruggle'ın diğer bütün şeylerinde olduğu gibi, sertifikalarında ya da eğitimlerinde olduğu gibi. Yani bizim kurumsal eğitimler de öyle. Hatta bazılarına biz uyarıyoruz bile. Hani yani al, bizden almayın o zaman. Çünkü zor yani. Zorlayacağız. Böyle regülasyonun parçası olarak alacaksanız bizim şirket uygun değil sizin için gibi. Dolayısıyla Aegis'in öyle olacağını düşünmüyorum. Bir de şu var. Sürekli güncelleyeceğiz. Her şeyi olduğu gibi. Yani Ranger'ı da sürekli güncelliyoruz. Evet. Aegis'i sürekli güncelleyeceğiz. Öyle bir korkum yok. Şu an Ranger'da 179 kişiden 32 kişide sertifika var. Aegis'ta da toplamda hemen söyleyeyim size 12-28 ortalama 30 kişi falan beta sürecinde bu şeyi aldı, sertifikayı. Yani daha doğrusu katıldı.
sertifika sürecini. Şu anda da toplam 4 kişi de falan var. 4 ya da 5 kişi. Evet. Benim sorular güzeldi ya, onları soralım. Bir sorumu sorayım da merak ettim şimdi. Şey var abi, galiba Suudi Arabistan'ın Türkiye'de sosyal medya üzerinde yaptığı bir psikolojik harp vardı. Bu bir ara haberlerde duyuldu. Yaklaşık 2700 tane Türkiye ve Türkçe içerikli hesap açılmış ve algı operasyonları yapılmış. Cyberstar'da bu konuda bir şey var mı? Eğitim girdisi veya konusu var mı? Nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya biz psikolojik harekatın gerçeklenebilmesi için geçtiği tüm aşamalara yönelik bir session yapıyoruz Ranger içerisinde. Bütün bu süreci anlatıyoruz örneklerle birlikte, güncel örneklerle birlikte. Hatta üzerine tartışıyoruz, ediyoruz, herkes fikir beyan ediyor. Göz kapatıp empati yapıyoruz, hissetmeye çalışıyoruz, yarattığı duyguları vesaire. Bu çalışmaları yapıyoruz. Bir de şey vardı, yani içeride bir projemiz vardı. Hani siber, en azından siber dünyada bu psikolojik harekat faaliyetlerini tespit edebilen bir otomasyon yapabilir miyiz falan diye bir profil çalışması yapalım istiyorduk. Onunla ilgili biraz uğraşmaya başladık ama artık o Ar-Ge biraz fazla lükse giriyordu. Zaten çok zor durumdaydı şirket. Sürekli işte ulan batacak mıyız, batmayacak mıyız falan o kaygılar içerisindeydik. Dolayısıyla rafa kaldırdık şey Ar-Ge tarafındaki çalışmayı. Ama şeyde bekliyor, yani bizim böyle bir havuz var. Bekleyen proje fikir havuzu. O havuzda ele alınacağı günü bekliyor. Teşekkürler abi. Benim de sonunda dikkatimi çeken şeyler var. Bazı hesaplar var. Mesela aşırı şekilde Çin devletinin Çin devletine ait olduğunu düşündüğüm hesaplar sürekli şey Çin'in ne kadar iyi olduğunu, evet. Doğu herhangi bir sorun olmadığını aşırı bir şekilde pompalamaya başladı sosyal medyada. Umarım inşallah güzel bir çalışma yaparsınız abi. Bunları da yavaş yavaş ortaya çıkartmış oluruz. Ya işte bizim de en büyük isteğimiz o. Özellikle bu sertifikasyon tarafında belirli bir regülasyona oturursa şirket global çapta. Yani onun, çünkü o bir hedef. O hedefi başarmanın getireceği rahatlıkla artık böyle kazanacağımız paraları biraz daha böyle daha fazla Ar-Ge'ye ama böyle daha sıra dışı işte abuk subuk Ar-Ge'lere harcamak istiyoruz. Öte yandan işte bahsettiğin bir algı operasyonu olması çok normal. Çünkü şöyle düşün, aslında savaşta belli hedefler var. Yani savaşta mesela asıl hedef düşmanı silahlardan arındırmak. Ama işte biz ne diyoruz? İşte bu bir mücadele, ucu başı yok, işte kazananı yok, kaybedeni yok, bitişi yok, başlangıcı yok. Sürekli bir şeyin içerisindesin ve elinde ne kadar yetenek varsa bu yetenekleri kullanıyorsun. Bunun içinde ekonomisi de var, askeri de var, işte casusu da var, siberi de var. Aklına ne geliyorsa. Hatta bazı alanlarda siber bir framework gibi. Yani adam hem casus ama siber. İşte ne bileyim silahlı bir kişi ama siber gibi. Bir taraftan da bir framework gibi birçok alanını da kapsıyor. Hatta şöyle, yani bu bir harekat, genel anlamda bir harekat, yani sadece siberde olan kısmı değil. Sonuçta Çin'in stratejik bir hedefi var, bu hedef doğrultusunda siberi yardımcı bir unsur olarak kullanıyor algıyı oluşturmak için. Buna bir harekat dediğin zaman harekatının durmaması ve sürekli bu yönde bir aksiyon olması çok normal. Çünkü harekatı aslında bir neden durdurur, o da taraflardan biri için daha uygun zamanı bekledikleri için dururlar. Yani daha uygun zamanda sadece bir kişi için olur. Otomatikman Çin ya da başka bir ülke, buna şey de diyebilirsiniz, yani stratejik iletişim de diyebilirsiniz. Ya adamların stratejisi neyse o stratejiye yönelik bir kamuoyu oluşturmak için kullanabileceği en güzel ortam neresi? Siber dünya. Para yok, bir şey yok. İşte masrafsız, yani oturup işte binlerce televizyon kanalı
oluşturmasına, gazetelerde bilmem ne yapmasına, uzun süreli faaliyet, maliyetli faaliyetler yürütmesine gerek yok. Basıyor şeyleri, Twitter accountlarını geçiyor. Çok rahat. Karşıda okuyan kişi şey, nedir o? Yani çok fazla bu doğru mu değil mi falan bunu araştıracak insan sayısı da çok yok. Bir algının oluşması için ne lazım? Duyu organlarına gelmesi lazım. Kontenti düzgün ayarlarsan zaten duyu organlarına da nokta dokunabilirsin. Artık vicdanına mı dokunmak istersin, ne hissiyat yaşamasını istersen o ölçüde ona uygun şey de yaratabilirsin. Dolayısıyla şey, hani bu var olan bir şey ve ileride de hiç bitmeyecek bir şey. Evet. Teşekkürler. Algı tarafına. Teşekkürler abi. Hazır bu Cyber Struggle'ın azıcık dışına çıkmışken bir soru var. Aslında Emre Çoban sağ olsun bu konunun dışında biraz sonra saklayabilirsiniz demiş ama şu an soruyorum abi. Zoom uygulamasının ilk olarak İngiltere'de bir araştırmacı tarafından açığı belirlendi. Ve şu salgın döneminde ülkelerin vatandaşları hakkında salgın döneminde çeşitli uygulamalar aracılığıyla istihbarat yaparken 5G baz istasyonunun sosyal algı oluşturularak yakılması konusunda kendisinin görüşü nedir? Gündem olaylarına dair İngiltere'deki bir soru. Valla işin açığı bu konularda çok görüş belirtmek istemiyorum. Çünkü şey biraz hani spekülatif mi desem işte komploya mı giriyor desem ucu bucağı açık bir konu. Hı-hı. Çok böyle şey ahkam kesmek istemem. Zoom'la ilgili zafiyetleri de çok takip etmedim. Biz o sırada iyice yoğunlaştık. Hani etrafta ne oluyor ne bitiyor açıkçası, hı-hı, çok muzda olmadı. Dolayısıyla işte şimdi bir de şey muhabbetleri var ya, işte bu virüs 5G ile yayılıyor. Yok efendim bağışıklık sistemimiz düşüyor. İlluminatiler bilmem masonlar falan havada uçuşuyor. Evet abi. Yani çok spekülatif, bilmediğim ya da takip etmediğim bir şeyde atıp tutmak istemem sırf cevap olsun diye. Peki, teşekkürler abi. Bir soru, Tactical Pistol Operator, yani bu silahla ilgili olan bir eğitimimiz vardı. Hala aktif mi? Bunun üst ve alt seviyeleri mevcut değil diye görüyorum. Gelecek mi? Gerçekten farklı olacaktır sektörde. Şöyle, aktif sadece bizi bekliyor. Yani bizim biraz yoğunluğumuzun azalmasını bekliyor. Şu an CSTPO sadece bir kişi de var. Yoğun olmadığımız bir dönemde işte ikinci dönemden Ece almıştı, şimdi Biznet'te çalışıyor. Evet. Orada en büyük amaç şey, işte bu bahsettiğimiz soft skill'ları daha da büyük baskı ortamında yaşatarak, hı hı, iyice bir haline getirmek. Nedir? İşte hedefleri önceliklendirme, karar alma, işte baskı altında doğru karar verme gibi yetileri. Bir taraftan da yanında sana silahı da öğreterek, ateş etmesini de öğreterek, kendini korumayı da öğreterek reflekslerini biraz daha keskin hale getirmek amaç. Yani soft skill'in reflekslerini keskin hale getirmek. Hı hı. Orada mesela bizim YouTube'da Ece'nin bir videosunu koyduk eğitimden. Evet. Orada hedef tahtası üzerinde çeşitli renkler falan var. Mesela biz orada şunu söylüyoruz. İşte bir array vereceğiz sana. İşte içinde 5 tane eleman var. Sen bunun ikinci ve dördüncü elemanını vuracaksın. Hedefi görmüyor, sırtı dönük. Ve bunu 2 saniye içinde yapması gerekiyor. Burada ne yapıyor? Bir ses duyuyor. O sesi decode ediyor. Array'i decode ediyor. Sonra içinden ikinci ve atıyorum beşinci elemanını fark ediyor. Sonra o elemanları hedefte çağrıştıracak şeyi buluyor. Sonra da onu doğru olarak vurabiliyor. Yani bu seviyeye gelmek zihinsel anlamda gelişmek demek. O gelişmişlik sana siber güvenlikte de yardım eder. Babaysan babalıkta da yardım eder. Abiysen abilikte de yardım eder. Yani evrensel yetiler bunlar. Evrensel yetileri daha da keskinleştirmek amaç orada. Evet. Onlar bizim tamamlayıcı sertifikalarımız. Şu an aktif, sadece işte bizim yoğunluğumuzun biraz azalmasını bekliyor. Çünkü orada şey yapmıyoruz. Sınıf eğitimi gibi bir şey yapmıyoruz. Mümkün olduğunca en fazla iki kişiye iki hoca düşecek şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, geçtiğimiz ayda seninle yemek yerken ben sormuştum sana, hatırlıyorsun sanırım abi bunu. Bir soru daha. Yayının başında bu alanla
Lise 2'de ilgilenmeye başladı söyledi Kubilay abi ve bunun geç olduğunu ifade etti. Üniversitede bu alanla tanışmış olan biri için önerileriniz var mı? Her konuşmacının ve Kubilay abinin de dediği gibi çok küçük yaşta bir şeylere başlamış oluyor herkes. Geç başlamış olmak ya da erken başlamış olmak kendimizi geliştirmemizi nasıl etkiliyor? Hem Kubilay abinin hem de diğerlerinin bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Benim görüşüm bu konuda değil, her konuda aynı. Burada asıl mesele şu, ne kadar istiyorsun? Evet. Uğrunda ne bedel ödeyeceksin? Ne kadar acı çekmeye hazırsın? Ne kadar emek vermeye hazırsın? Hepsi bundan ibaret. Bunun haricinde başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Önce bunun kararını vermeniz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size, hatta ben eğitimlerde de böyle büyük büyük iddialı iddialı hayaller kurdurup konuşturmak isterim. Mesela ben Mars'a da giderim. Yani istersen Mars'a da giderim. Sadece zaman lazım ve üzerine odaklanmam lazım. Zaten Elon Musk'ın yaptığı şey de bu. Evet. Yani mesele burada ne şey yapacağın, ne bedel ödeyeceğin. Ben mesela 12 yıl çalıştığım motosikletimi sattım. İşte ailem dağıldı. Evimi kaybettim. Ama vazgeçmedim. Parasız kaldım. Ne bileyim, her gece uykusuz kaldım. Ama asla vazgeçmedim. Burada asıl mesele bu. Olayın geç ya da şeyi aslında göreceli bir kavram. Şimdi lise 2'ye ben geç diyorum ama ne için geç diyorum? İşte 5 yaşında Commodore 64'te başlayan bir insana göre geç başlıyorum. Ama o adam bütün hayatı boyunca oyun oynuyorsa zaten çok fazla da geç değil. Evet. Ben mesela lise 2'de nasıl başladım? HTML diye bir şey çıktı. Yaşım belli olmasın. Ondan sonra bizim de bir arkadaş vardı işte. O da hatta Microsoft'un Front Page diye bir uygulaması vardı, web sitesi. Bu HTML siteleri yapmak için. Aynen. O zamanlar vardı abi. Aynen. Hatırladım. Front Page ve Dreamweaver. Dreamweaver da vardı. Şimdi Front Page çıktı. Ben arkadaşa diyorum ki ya ulan bu web sitesi diye bir şey varmış diyorum. HTML bir şeyler diyorlar. Bana bir göster diyorum. Arkadaşlar tamam, bugün göstereceğim, yarın göstereceğim. En sonunda bir durdum, tamam mı? Ulan dedim, bu bir bilgi. Ve bu çocuk biliyor bunu. Ben niye bilmiyorum da bu çocuktan istiyorum. Ondan sonra oturdum. Şey yaptım. Oturdum, kurcaladım. Öğrendim. Başka bir şey anlatayım. Yani bu bir örnek daha vereyim. Hepsine cevap niteliğinde bu. Çünkü her şeye böyle bakıyorum. Mesela gitar çalarken de böyle çaldım. Şimdi IRC çıktı o zamanlar. İşte bu mırç falan filan muhabbeti. Şimdi beni birkaç kanala operatör yaptılar. İnternette çıkınca biz IRC'ye daldık. Abi herkes küfür ediyor. O ona bir şey yapıyor. Öbürü öbürüne bir şey yapıyor. Ulan ben bütün gün onu blokla, öbürünü banla, öbürünü kickle, bununla mı uğraşacağım dedim. Gittim IRC programını inceliyorum. Yani mırç programını inceliyorum. Aliaslar, maliaslar var. Neyse not almaya başladım. Bakıyorum if yazıyor orada. Dolar işareti var. Siliyorum onu. Çalıştırıyorum. Patlıyor. Not alıyorum. Doları silme. İşte if'i silme falan gibi. Böyle başladım. Sonra Maverick Script diye bir script yazdım. Bütün operatörler kullanmaya başladı. Otomatik blokluyor. Kanala göre ayarlıyorsun. String search yapıyor falan filan. Üniversitede bir çocuğun elinde Perl kitabı gördüm, siyah. O ne lan dedim, Perl dedi. Ulan bir baktım, aa dedim ben bunları biliyorum. Meğersem ben Mırç Script'ini yazarken Perl'le yazmışım. Ama ismini bilmiyordum, Perl olduğunu bilmiyordum. Çünkü böyle Google yoktu, bir şey yoktu, kitap yoktu. Ondan sonra anladın mı? Ya bunları ben yapabiliyorsam şu an herkes 50 bin katını çok daha rahat yapar. Burada mesele şu, kafayı kırmak. Ve bunun için her şeyi göze almak. Onun için geçi, erkeni yok yani. Şimdi ben bu yaştan sonra Adobe Premiere'le video yapıyorum anasını satayım. Ne işim olur benim Adobe Premiere'le? Ama evet. Niye? Mecbur yapacağım. Pardon, After Effects. Render edebildin mi abi? Yok, hala devam ediyor. 8K mı alıyorsun abi videoyu? Ya bu her şey için geçerli.
yani abi. Once Upon a Time in Mexico diye bir film var. Antonio Banderas'ın. Yine bizim Ozan diye başka bir arkadaş vardı, ev arkadaşım. İzliyoruz abi. Ulan canımız gitar çekti. Ben hayatımda gitarın teline dokunmadım. Gittim şeyden, sahibinden gitar sipariş ettim. İki gün sonra geldi. YouTube'dan baktık, ettik. Sırf Once Upon a Time in Mexico'nun şarkısını çalacağız diye. O şarkıyı çaldık, sonra gitarı kaldırdım. Bana sorsan kaç şarkı çalıyorsun? En fazla 2-3 tane. Birisi de o işte. Sırf o şarkıyı çalacağım diye gitar aldım. Ama çaldım. Nota bilmem, bir şey yapmam. Ya burada mesele işte ne kadar istediğin abi. Her işte böyle. O yüzden süslü lafları geçiyorum yani. Şunu öğren, bunu yap, bilmem. Abi önce isteyeceksin yani. Evet abi. Ben sana kesinlikle katılıyorum. Kürşat ve Caner. Çünkü hepimizin yorumunu merak ettiği için. Ben yaşın önemli olmadığını düşünüyorum yani. Hangi yaşta neyi yapmak istiyorsan, onu kafana koyduysan ve yeterince kovalıyorsan, ki bence yeterince de başarısız olmuşsan, en sonunda başarılı olursun yani. Bence yaşın da önemi yok bana göre. İşte yok yani. Niye yok? Mesela 2 sene önce Sibel Güvenlik'ten bir haber, bir arkadaşımız var. 2 sene sonra Türkiye'de web uygulama güvenliğinde en iyi adam diyebileceğimiz bir kişi mesela. Hatta ismini vereyim, Mustafa Özkan Akkuş. 2017'de başlıyor. Sadece 2 senede kendini bu hale getirebiliyor. İşte Zero Day buluyor, çabalıyor, kaynak kodu okuyabiliyor, anlayabiliyor. Gayet iyi derecede giden arkadaşlarımız var. Abi bizim mezunumuz var. Hayatında ilk işe 32 yaşında girdi. Bak, siber güvenlikten bahsetmiyorum. İş, herhangi bir iş. İlk işine 32 yaşında başladı. Ama siber güvenlikçi olarak başladı. Süper abi ya. Yani bunun bir önemi yok yani. Bu ne kadar, dediğim gibi, ne kadar istediğinle ilgili bir şey. Ne istiyorsun, ne kadar istiyorsun, ne bedel ödeyeceksin. Yani ben oturayım, o da olsun, bu da olsun. Şimdi günümüzdeki en büyük sorun bu zaten. Yani herkesin ayağına bilgi geldiği için internette, her şeyi çok hızlı tüketmeyi sevdiğimiz için. Mesela şimdi geçen Twitter'da işte şey var. Birisi bir şey yazdı. Kim yazdı hatırlamıyorum. Videoda yayın açıp eğitim yapacağım dedi. Sonra birisi şey dedi işte. Keşke kaydetsen de izlesek. Abi zaten adam online eğitim yayını açıyor. Sen de bir zahmet. O saatte işini gücünü ayarla. Otur bilgisayarın başına yani. Bunu yapamıyorsan zaten sen 50 bin tane yayın kaydedilse de izlemeyeceksin. İşte arşivciler vardır ya, bilgisayarında 30 bin tane e-book var. Bir tanesinden bir kelime okumamıştır. Evet. Ali İhsan orada bir Mustafa Akkuş 2 yılda mı o kadar iyileşti diyor. Evet, Akkuş yani 2017'de başlamış durumda çalışmalara. Bir soru soruyorum abi. Ortalama sertifikaları alınan öğrencinin sayısı kaç kişi acaba? Yani her bir sınıfın ortalama sayısı. Bizim sınıf maksimum 16 olur Ranger'da. Ama Aegis için öyle bir şart yok. Aegis'te her ay başında sınıf açılıyor. Açılacak daha doğrusu. O sınıfta artık bütün dünyadan kaç kişi olursa. Şu an aynı anda altyapı 4096 kişiye sertifika sunabilecek pozisyonda. Daha fazlası olursa yine scale edebilir halde yani. Bir 4096 daha verebilmek için işte belki birkaç saate ihtiyacımız var. O seviyede. Ama Ranger maksimum 16 kişi olabiliyor. Ortalama 60-70 civarında her dönem başvuru oluyor. Biz bazen 8 kişiyle de açtığımız oluyor. 9'la açtığımız oluyor işte, biliyorsun. 13'le açtığımız oluyor. İlla sınıfı dolduralım diye bir gayemiz yok. Biz orada bir simülasyon ortamı yarattığımız için, mümkün olduğunca gerçek hayatın simülasyonunu, o simülasyonu hangi kişilerle daha faydalı geçireceksek o kadar, o kişilerle o kadar sayıda açmayı tercih ediyoruz. Evet abi. Devam ediyorum ben. Çünkü var sorular, biraz hızlı götürmek istiyorum. Seni yormamak da istiyorum çünkü. Peki eğitime... Efendim abi? Estağfurullah. Tamam. Yorulma.
Peki eğitime, bu işe sıfırdan başlayacak biri katılabilir mi? Temel bir altyapı gerekiyor mu ki? Sen bu sorunun cevabını aslında yayının başında vermiştin. Tekrar abi katılabilir şu an için Ranger'a. Ama dediğim gibi ben sadece yeni başlayan kişiye değil, sektörde danışmanlık yapan kişiye de aynı şeyi söylüyorum. Ranger eğitimine katılacak olan iyi düşünsün. İki kere değil, beş kere düşünsün. Parasına da yazık olmasın. Biz de kahrolmayalım. Çünkü en yakın siz biliyorsunuz. Biz öğrencilerle yaşıyoruz. Gece gündüz. Onların başarısı, bilmem başarısızlığı, dertleri, her şeyleriyle ilgileniyoruz. Şimdi bize de yazık olmasın. Kendisine de yazık olmasın. İşte aynı şeye geri dönüyorum. Gerçekten her şeyi göze aldıysa şey yapsın, başvursun. Yeni başlamış olması bir şey değiştirmiyor. Evet, kesinlikle. Bir arkadaş arka arkaya 3 soru yazmış. Ama mesela adam şey diyor işte. A diyor, şirket Kağıthane'deymiş eğitim alanı. Ben Kartal'da oturuyorum. Evet. Gelme diyorum, kapatıyorum. Aydın abi. Çünkü öbür adam Antalya'dan yeni doğmuş çocuğunu bırakıp geliyor. Aydın abi vardı. Öbürü Manisa'dan geliyor, öbürü Ankara'dan geliyor, öbürü Konya'dan geliyor, Kayseri'den geliyor. Adam Kartal'dan gelemiyor. Ne yapacağız? Biz mi gideceğiz? Yani, biz gelelim o zaman. Evet. Ama ben şunu yaptım mesela. Başta bir dönemde bir arkadaş vardı. Aile içinde zorlanıyordu. Bak ona şunu söyledim. Ona dedim gelelim. Bütün sınıfı alayım. Senin evinde ders işleyelim. Yeter ki ailenle sorun yaşama. Ondan sonra geldikten sonra çözüm buluruz. Ama o kararı kendisi verecek. Ne kadar istediğine bağlı yani. Evet. İstedikten sonra ister başlangıç seviye olsun, ister başka bir şey olsun. Evet. Soruyorum abi. Arka arka üçünü de sorayım aynı kişinin diye. Türkiye'nin siber güvenlik stratejisini nasıl buluyor? İyi bir siber güvenlik uzmanı nasıl olmalı? Ki aslında bu soruyu da dolaylı olarak cevapladık ama. Üç en efsane ilk üç birlik hangisiydi? Burada ben de varım abi, unutma. Neden? Hangisi etki bıraktı? Şimdi Türkiye'nin siber güvenlik stratejisini nasıl buluyorum sorusuna çok cevap veremeyeceğim. Çünkü somut olarak bir strateji hissetmiyorum. Belki siz hissediyorsunuzdur. Ben sektörden kopuk yaşıyor da olabilirim işte bu Ar-Ge muhabbetine. Ama açıkçası çok fazla bir şey görmüyorum. Türkiye'de genelde sektör distribütörlük, işte ürün getireyim, onu satayım yurt dışından, supportunu vereyim şeklinde ilerliyor. Biraz yanına danışmanlık koyuluyor. İşte pentest vesaire o şekilde ilerliyor. Daha yeni yeni üretim başladı. İşte sağ olsun mesela biz Zemana'yla işte ilk önce Emre Tınaztepe Zemana'yla işte bir şeyler geliştirmeye başladı. Çok da iyi olmaya başlamıştı. Sonra şey Celiller Trapmine dedi. İşte Mehmetler Usta falan çıkardılar. Daha yeni jenerasyonla aslında biraz üretim başladı. Açıkçası üretimin ağırlıkta gittiği, kalite rekabetin de kalite üzerinden olduğu bir şeyi tercih ederim. Ama şu an sektör öyle mi? Hayır. O tarafa doğru evriliyor. Şimdi bu bir ağır sanayi olsaydı, atıyorum konuştuğumuz şey bir savaş teknolojisi olsaydı, ben şey derdim, treni kaçırdık derdim. Ama siberin en güzel tarafı da şey işte, bak ne diyorum, yeni başlaman bir şeyi değiştirmiyor. Ne kadar istediğin önemli diyorum. İşte ülkede bir an bunu çok istemeye başlarsa birey gibi, o zaman bizim stratejimizde, seviyemizde yerli yerine oturur. Evet abi. Ben de o şekilde inanıyorum. Şeyde diğer soru. Şimdi ben siber güvenlikçiyi şöyle görüyorum. Bu görüşüme bazı uzmanlar katılmıyorlar. Katılmayabilirler. Siz de benim söylediğim doğru gibi düşünmeyin. Ama ben buna inanarak söylüyorum. Benim yaklaşımımda güvenlikçi hibrit olmalı. Yani işte şimdi şöyle gözünüzde canlandırın. Mesela ne diyoruz? İşte kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, işte jandarma diyoruz değil mi? Evet. Alanlar sayılır. İşte bu aslında konvansiyonel bir süreci ifade ediyor. Bununla yaşadığınız çatışmalar da konvansiyonel çatışmaları bir miktar işaret ediyor. Şimdi
siber güvenliğe biz unkonvansiyonel, işte konvansiyonel olmayan, asimetrik bir şey diyorsak, buradaki kişilerin işte ben webçiyim, ben networkçiyim, ben şucuyum, malwareciyim, reverseçiyim demesi bana çok mantıklı gelmiyor. Doktrinsel olarak faydalı olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla bir insanın mümkün olduğunca hibrit olması gerekiyor. Belli başlı yine ilgilendiği konularda tabii derinleşebilir. İşte nereye geliyoruz? O P modele geliyoruz. Piyasada T modeli diyorlar. T model insan diyorlar. Trabzon'un T'si. Hı hı. Ben o tek uzunluğu sevmediğim için P diyorum. P'de iki tane çubuk var ya, en azından iki alanda derinleşirlerse daha iyi olur. Teşekkürler abi. Üçüncü ve en can alıcı soru benim için. Şimdi üçüncü soruda çok kirikli bir soru. Burada bir Süleyman Demirel nidasıyla kaçış cevabı da verebilirim. Ama şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce bir kere Honey Badgers biraz daha şeydi yani, agresif ve birbirlerine çok bağlı bir şeydi, birlikte. Yine CyberGhost'ta biz hiçbir yerde denemediğimiz bir saha çalışmasını deneme imkanı bulduk. Onların da dirençleri çok yüksekti. O da orada sahada yaptığımız şeyleri de çok kolay kolay unutmayız. Bu ikisini söyleyebilirim ilk etapta. Üç abi. Raiders kayıp birlik. Abi ilkler unutulmaz ya. Evet abi, ilk göz ağrınız. İlkler tabii ki. Yani ilk olması başka bir şey. Daha çok şeylerden bahsediyorum. Hani agresyon, tansiyon, işte yoğun anılar. Evet. O zaman devam ediyorum abi ben. Ortalama sertifikala onu sordum. Şurası kaymış. Kuşat kaydırmış hatta herhalde. Abi bu özel soru. Bu ben de geçen Instagram paylaşımında görünce merak ettim. Kubilay hocam Harley'i yerine koydu mu? Şu an en çok merak ettiğim şey bu. Çok şükür aldın koydum. Hayır. Kazası belası kullan inşallah. Şöyle, onu da hikayesi çok güzel. İşte insanın kardeşinin olması çok güzel. Kardeşin yoksa da kardeş gibi komüniti kurarsan böyle güzellikler oluyor. Kız kardeşimin iki çocuğu oldu işte bu geçtiğimiz süreçte. Birisi hala bebek, yani herhalde bir 7 ay 6 ay geçti. Bizim de şey var. Şimdi bizim bütün finansı Gizem istifa edip kendi firmasından, bizim firmada beni batmaktan kurtarma görevi üstlendi. Bütün finansı vesaire devralmıştı. Çok da sağ olsun faydası oldu o sürecin. Şimdi şirket kamyonunu onlar da araba alacaklardı eşiyle. Dedim ki ben size, sen zaten şirketin finansçısın, iki de çocuğum var. Size dedim şirketin kamyonunu vereyim. Kasasına doldur dedim çocukların eşyalarını. Nereye gideceksen onunla git dedim. Sadece bana saha eğitimlerinde ödünç verirsin dedim. Siz de araba almak yerine bana motor alın. Anlaşma bu şekilde ilerledi ve çok mutluyum işin açığı. Gerçi korona yüzünden bir türlü binemedim ama malum 12 yıl çalışıp bir motosiklet almıştım. Cyber Struggle için 12 ayda satmıştım. Bayağı üzülmüştüm. Evet. Çok şükür şimdi öyle bir fırsat oluştu. Tekrar güle güle bin abi inşallah. Sevindim ben de görünce fotoğrafları. Hayırlı olsun abi. Poker Face sorusunu sormuştuk. Eğitim sonunda neler öğreniyoruz ofansif alanda? Yani daha doğrusu ben siber güvenlikçiyim diyebilir miyim? Yani ilk kısmı da açıkladık aslında. Diyemezsin. Hiçbir zaman da deme zaten. Ben de demiyorum. Diyene de iyi gözle bakmıyorum. İşte yani neler öğreneceksin? Aslında ofansif tarafta bir OSP seviyesinde, belki bazı noktalarda bir tık üstünde kalacak şekilde ofansif tarafını geliştirmiş oluyorsun. SOC tarafında işte genel SOC mimarisi olsun, işte log analizi olsun, network trafik analizi olsun, memory analizi olsun,
O taraflarda gelişmiş olacaksın. Bir taraftan yine ofansif tarafta işte overflow muhabbetleri vesaire bunları geliştirmiş olacaksın. Sana bağlı olarak yani sınıfın geneline bağlı olarak neredeyse işte ileri dinamik analiz yöntemlerini de kullanacak şekilde işte ne bileyim doğru düzgün hakim bir şekilde debugger kullanacak halde malware analiz edebileceksin. Yine reverse yapabileceksin. Totalde bu şekilde şey yapıyor teknik taraf. Diğer tarafta da işte bir profilleme çalışması, karşıdaki bir kişiyi yahut bir pozisyonu, bir olayı profilleme eğilimin artacak, yeteneklerin artacak, liderlik becerilerin artacak, dayanıklılığın artacak, zihinsel dayanıklılığın, işte ekip ruhun gelişecek, ekibi başka türlü görmeye başlayacaksın. Hatta belki bazen dezavantaj yaratacak çünkü gittiğin iş yerlerinde o tarz ekipler arayacaksın. Ama sonra anlayacaksın ki yoksa da ben yaratmalıyım deyip inisiyatif alacaksın. En sevdiğimiz şeylerden biri. Terördür, gayri nizami harptir, işte savaş teorileridir. Bunlar hakkında fikrin olacak. Dolayısıyla bu fikirleri siber güvenliğe yönelik map edebileceksin. Karşılaştı, korelasyon yapabileceksin. Psikolojik harekat konusunda bilgi sahibi olacaksın. Bir gazete haberini okuduğun zaman ulan bu bir algı yönetimi mi? Bu arkasında kim olabilir? Şu mu olabilir? Bu mu olabilir? Analiz edebileceksin parçalayıp. Gibi gibi soft skill'ların da gelişmiş olacak tekniklerin yanı sıra. Şöyle bir şey var abi. Sen bilirkişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Duydunuz mu? Duyduk, ben yanlışlıkla geldiğini düşündüm. Ne o? Her güvenlik uzmanıyım diyenlere tepkim. Bir daha açar mısın Kürşat rica etsem? Açayım. Sen bilirkişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Yani dolayısıyla işte bu soruyu soran kişiye bunlar eğer onun gözünde siber güvenlikse yeterliyse evet siber güvenlikçiyim diyebilirsin. Ama dememeni tavsiye ederim. Çünkü sonu yok bu işin. Hani sürekli çalışıp sürekli kendini geliştirmek gerekiyor. Yani ben biraz durmuşum bu dönemde Maliye Bakanlığı döneminde abi. Çünkü daha çok yönetimsel tarafta kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Dün Numan Türle'yle görüştük telefonda. Abi benim kafamı bir açtı. Sürekli şey diyor, abi yeni teknolojiler geldi, sen neredesin falan dedi. İnşallah onlara da çalışmaya başlayacağız. Ya öyle, burada mesela şu var. Bak, çarpıcı bir örnek olması açısından söyleyeyim. Hani ne demek istediğim daha net anlaşılır. Şimdi bir gün sınıfta ders işlerken bir arkadaş bir üründen bahsetti. Ne ürünü olduğunu da çok hatırlamıyorum. İşte hocam dedi, bu ürünü biliyor musun? Yok dedim, bilmiyorum. Ama ne iş yapıyor dedim. İşte şu iş yapıyor. Peki dedim, bu işi ya böyle yapıyordur, ya şöyle yapıyordur, ya da bu şekilde yapıyordur. Çünkü bu o işin yapılması için başka bir şey yok yani. Dolayısıyla da böyle, şöyle ve bu şekilde yapabilmesi için de şunu, 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 şunu yapıyordur. Sen şurada bir problem yaşıyorsan da muhtemelen şu yüzdendir. Bak, ürünü bilmiyorum. Yani ismini hiç duymadım. Hayatımda görmedim. Ama troubleshooting yapmaya başladım. Nitekim ona yakın yerlerde. Ben mesela bak Windows mesela belki 10 senedir kullanmıyorum. İşte bizim labda Active Directory labında bir sorun olmuştu. Tam açacakken lab bir türlü bağlanamadı vesaire bir ara. Oturdum yani şey dedim muhtemelen atıyorum account expire olmuştur. O da işte istek atıyordur, olmuyordur, bağlanamıyordur birbirine falan filan gibi. Sonra hakikaten bir baktık ki şeyler, username'ler expire olmuş falan. Yani burada asıl mesele şu, teknolojiyi biliyorsun, bilmiyorsun meselesi değil. Nasıl çalıştığını hakkında fikir yürütebiliyor musun? İşte az önce dediğim şey, ne lazım, ne zaman lazım, nasıl bulacaksın, nasıl çalışıyor, yeterli mi, yetersiz mi? Olay o yani. Yani şu an mesela beni
izleyen insanların belki birçoğu benden daha fazla şey biliyordur teknik taraftan. Ama mesela olay şuna gelirse, atıyorum aynı anda bir yarışma yapalım. Muhtemelen yine birçoğundan daha iyi sonuçlar alacağım. Çünkü bizim genel yapımız şu, işte Mmap mesela port scan hakkında soru soruyorum, Mmap diyor. Şimdi Ranger eğitimine katılanlar bilirler, hani biz port scan'in daha low level, işte kendi TCP paketlerimizi üreterek falan yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şey, adam hani Mmap'in limitasyonu neyse adamın limitasyonu da o. Ama ben de öyle değil. Ben port scan nasıl yapıldığını bildiğim için Mmap limitlidir, başka bir şey olur. O olmaz, kendi TCP paketimi oluştururum. Bir yol bulurum yani. İşte orada yaratıcılık devreye giriyor. İşte o soft skill dediğimiz şey, insanların ne alaka dediği şeyler olayın bu tarafını besliyor. Evet. Abi son soruyu soruyorum yani bendeki listedeki. Ayberk sormuş. Diyelim ki bir takım hastalıklarımız var. Az önce sen zaten dolaylı şekilde örnekleyerek cevaplamıştın bunu ama hastalıklarımız var. Taşikardi, astım veyahut örneğin çapraz bağımız kopuk. Bu sertifikayı almamıza engel sanıyorum. Fiziki açılardan çok zor. Bu durumda şansımıza küsüp Ranger sertifikasından vaz mı geçeceğiz? Hayır, engel değil. Bu tarz işte bel fıtığı olan da oldu. Dediğim gibi tekerlekli sandalye ile gelen de oldu. Yani saha eğitimleri sizin fiziksel olarak performans gösterdiğiniz şeyler değil. Zihinsel olarak performans gösterdiğiniz şeyler ve bunların yerisi şey fiziksel performansın yerini kapatabilecek şeyler var, alternatifler var. Öte yandan sadece fiziksel hastalıklar değil, işte ne bileyim bipolardan muzdarip arkadaşlarımız oldu. Başka işte psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlıklardan muzdarip arkadaşlarımız oldu. Bazılarına eğitimin iyi geldiğini söylediler. Ya işte çok geliştim, hani semptomlarım daha azaldı bile de diyenler oldu. Şimdi şey gibi çıkıkçı teyzeler gibi konuşmak istemem. Sadece bunların söylediklerini söylüyorum. Kendilerine danışmanız daha mantıklı olur. Dolayısıyla bunlar çok büyük engeller değil. Orada izlediğiniz saha eğitimlerin tamamı psikolojik. Yani en basiti şöyle. Şimdi Twitter'da atıyorum kıç savuracaksınız. Şöyle hacker'ım, böyle bilmem neyim. Şöyle security'ciyim diye algı yaratıyorsunuz kendinizin etrafınıza. Ama bir taraftan Ranger eğitimine geleceksiniz. Çamurda sürüneceksiniz. Bak buna egonuz ne kadar müsaade edecek? Yani bu bile bir şey. Aslında bir törpülenme. Bu bile bir törpülenme. Ki bu çok duyduğumuzda bir şey abi aslında. Yani onu yaparım ama orasını yapmam. Aynen öyle. Neden? İşte neden yapmıyorsun mesela? Neden ya? Ne engel buna? Mesela arkadaşlarınla gidip paintball oynuyorsun. Orada mesela üstün başın çamur oluyor. Hatta denize gidip ne o eşek mi diyorlar, birbirlerinin üstüne binip güreşiyorlar ya. Yani deve güreşi. Deve güreşi. Deve güreşi yapıyorsun. Evet. Bu neden utandırıyor seni? Onun nedeni şu, işte sen kendini kendi kafanda sektörde bir yere konumluyorsun. Ama bu bir hezeyan. Evet. Bir yere konumluyorsun. Şimdi benim gibi adam, yani benim gibi security'ci oralarda ne işi var? Moduna giriyorsun. Zaten biz bu insanların buraya gelmesini istemiyoruz. Hı hı. Yani şöyle istiyoruz. Bunun farkına varır ve değiştirmek ister. Törpülemek ister. Evet gelsin. Onun için de yaşarız. Ama bu moddaki bir insan zaten bu eğitimi bitiremez yani. Abi ben çevremden duyduğum yorumlardan yola çıkarak şahsi bir soru sorayım son olarak. Başka zaten soru yok yazılı olarak elimde. Şimdi şöyle bir durum var abi. Şöyle bir kesim var daha doğrusu. Dışarıdan Cyber Struggle'ı görüyor işte ya da duyuyor. Gerçekten ilgisini çekiyor. Hoşuna da gidiyor. Hatta Cyber Struggle'a katılmış kişileri tanıyor ve psikolojik olarak onlardaki değişimi de gözlemliyor. Bu hoşuna da gidiyor. Kendisi teknik bir siber güvenlikçi olmak istemiyor ama bu tarz bir eğitim alarak hem kendisini mental olarak da geliştirmek istiyor. Hatta aslında biraz da ben bu işin biraz daha proje yönetimi tarafını alabilir miyim? İşte Scrum ve Agile, sen zaten bunu birleşik implement etmiş şekilde bu metodolojileri eğitimi tasarlamış ve sunuyor durumdasın aslında. Ya ben işin teknik tarafını değil ama
hem psikolojik olarak kendimle mücadele etmeyi öğreneyim, mental tarafım güçlensin. Hem de biraz proje yönetimi tarafında pişeyim. Bunun için de aslında belki Kubilay abi benim için doğru kişidir, bu eğitim doğru kişidir diye düşünen bir kesim var. Böyle bir planın var mı? Bu tarz bir bootcamp işte yan dal olarak düşünüyor musun? Şimdi bu hala bekleyen bir konu. Çünkü bunu sadece senin söylediğin şekliyle değil. Mesela çok büyük holdinglerin birisi de şey istemiş. Yani içinden siberi çıkar. Bu eğitimin tamamını işte siberle ilgili teknik şeyleri çıkaralım. Atıyorum inovasyonla ilgili şeyleri koyalım. Bütün holdingi aldıracağım diyenler de oldu. Hatta bunların içerisinde Ranger eğitimine gözlemci olarak gelip yaşamak isteyen oldu. 50 yaşında, 55 yaşında. Bu bizim için bir şey yani. Bir hala karar verebildiğimiz bir şey değil. Ama özellikle proje yöneticisi işte bilmem ne. Hatta biz şey bu Scrum için, Scrum'ı uyguladığımız için biz biraz da değiştirerek Agile Turkey de bizi çağırıp nasıl uyguladığımızı görmek istemişti. Orada da mesela çok isteyen oldu. Hani siberi çıkaralım. Evet. Bu eğitimi yaşayalım falan diye. Ama bir türlü biz şeye o fikre ısınamadık. Yani siberi çıkarıp sadece bu tip bir şey yapmaya yönelik. Fakat gündemden de düşmedi. Öte yandan bu kişi eğer teknikse, yani teknik ve teknik bir proje yöneticiliği yapacaksa Ranger'a yine gelebilir. Security'ci olmasına gerek yok. Atıyorum sertifikayı belki alacaktır ama diyelim ki alamadı. Bir önemi yok ama o atmosferi yaşar, görür, birlikte yaşar. Çünkü sen de biliyorsun hani ekip mantığı, birlik mantığı, geride kimseyi bırakmamak olduğu için zaten eğitimi tamamlayabilmek teknik açıdan inanılmaz zor değil. Evet. Yani sen bir çaba gösteriyorsan, emek veriyorsan zaten ekiple birlikte ekip de seni kaldırıp götürüyor. Dolayısıyla onun bir şeyi yok. Ha gidip atıyorum bambaşka bir alandaysa onu bilemem. Ama teknik bir proje yöneticisi tarafındaysa yine Ranger'a gelebilir yani yaşamak ister. Ben bunu biraz daha işte böyle satış, işte strateji, finans departmanından bunu söyleyen arkadaşlar. Evet yani o departmanlarda var öyle bir ilgi. Hatta sadece öyle bir ilgi değil. Mesela firmasında kriz var. Evet. Ekip içerisinde insanlar birbirinin arkasından konuşuyor, dedikodu şu bu, herkes birbirinin kötülüğünü istiyor. Öyle bir noktada gelip hani danışmanlık almak isteyen, fikir danışan falan da oluyor. Ya yani şimdilik çok girmemeye çalışıyoruz o alana ama dediğim gibi şeyden gündemden de düşmüş değil. Tamam abi, teşekkür ederim. Benim bir sorum var. Yani derken şimdi bir arkadaşımız sormuştu, onu kaçırmayalım arada. Demiş ki uygunsa geçenlerde Twitter'da belirttiği 3.6 milyon TL'lik yatırımın detaylarından bahsedebilir mi? Bundan sonraki aşamada yurt dışında nasıl ilerlemeyi düşünüyor? On-site ve böyle farklı şekilde verilen bir eğitim globale nasıl scale edilir? Teşekkürler. Güzel soru. Şöyle detay şu, biz işte bir globalleşme sürecinin parçası olarak ilk önce Estonya'ya geçtik. Estonya'da Eston Savunma Bakanlığı'nın da desteğiyle orada bir oraya şirketi taşıyıp, yani CyberStruggle'ın headquarter'ını oraya taşıyıp bir 4 aylık süreci geçirmemiz için de bir finansal destek sağladılar vesaire. Şimdi o sürecin sonunda bazı yatırımcılar ilgi göstermeye başladılar. Bunlardan birisiyle, daha doğrusu ikisiyle tohum yatırım çerçevesinde anlaştık. Şirket an itibariyle işte 5 milyon euro gibi düşünsek 35 milyon lira civarında bir marka değerine ulaştı orada. Ki 2400 lirayla kurmuştuk. Gökhan o dönemleri bilir. Dolayısıyla o değerleme üzerinden de 500 bin euroluk bir yatırım almaya karar verdik. Bu yatırımın tamamını biz sadece ekibin, bizimle çalışan ekibin büyümesi, şartlarının normal sektör standartının üzerine çekilmesi ve şirketin globalleşmesi için kullanacağız. Gerçi şimdi korona yüzünden yatırımla ilgili bazı finansal akışın aksaklıkları var ama muhtemelen geçecektir o. Şimdi
CyberStruggles ölçeklenme tarafında şöyle bir strateji izliyor ve izleyecek. Dediğim gibi Aegis ve Alpha sertifikaları online ve performans tabanlı olacak. Dolayısıyla bütün dünyaya aynı anda hizmet verebilir şekilde olacak. Tıpkı OSCP gibi ya da OSCE neyse işte diğer sertifikalar gibi. On-site training dediğimiz ya da işte insanların bize geldiği inbound şekilde geldiği Ranger formatı bir kere her yerde açılmayacak. Yani ya kurumlar davet ederse onlara özel bir çalışma olacak. İşte Macaristan Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu gibi. Bizim oradaki amacımız şu. Dünyanın belirli yerlerinde stratejik şeyler, ülkeler belirleyeceğiz. Ki belirledik bunları. Oralarda kampüsümsü chapter'lar açacağız. İşte şimdi mesela İstanbul, Bosporus chapter olarak geçiyor. İşte Estonya ve diğer Baltık ülkeleri Baltic chapter gibi geçiyor. Şimdi bir Macaristan'da, bir Hollanda gündemde, Singapur gündemde, Kanada ve Amerika gündemde. Dolayısıyla buralarda chapter'laşacağız. Ranger eğitimleri için, sertifikaları için. Ama diğer asıl ölçeklenme muhabbeti online şeyle gerçekleşecek. Zaten bizim Ranger'da şey amacımız yok yani böyle satalım, daha da satalım, 1 milyon kişiye satalım gibi bir şeyimiz yok. İşte çok niş olsun, kalite çok yüksek olsun, alması çok zor olsun, alan kişi için kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Abi Ranger mı? Tamam. Mesela bazı firmalar Türkiye'de bile Ranger varsa neredeyse teknik mülakat yapmıyor. Abi bir soru var. Aslında soru değil de Agis var ya abi. Hı hı. Diyorlar ki şimdi 9500 TL ama galiba bunu globale uygun şekilde düzenlediği için bu şekilde oldu. Türkiye'de bunu düşürebilmek... TL değil, 1300 euro olması gerekiyor ya da 1200 euro. Abi euro 7.3 oldu galiba. İşte tamam, yani tek fiyat olması gerekiyor. Ülkeye göre satamıyorsun. Maalesef orada öyle bir problem var. Ve bu şekilde de ilerleyecek mecburen. Peki indirim yapabilme imkanın var mı abi mesela? İşte indirim için bir kere ilk etapta şunu yapacağız. Mesela yarın duyurudan sonra bir kere bu korona nedeniyle bir şey indirimi yönetim kurulundan çıkardım. Hı hı. Muhtemelen böyle bir 900 euro seviyelerine çekmeye çalışacağım. 400 euroluk bir aslında şey olacak abi. Evet. İndirim. Ondan sonra öyle bir şey çıkacak. Yani yarın onu duyurmuş olacağım. Fakat bu indirimi ne kadar götürebilirim onu bilmiyorum. Çünkü şimdi şirket yatırımla birlikte ortakları oldu. İşte yabancı vesaire. Hani onlar biraz algılamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi işte döviz yüksek diyorum. Yani so what diyor. Yani yüksekse yüksek diyor. İstiyorlarsa alacaklar diyor gibi. Yani çok aşırı kapitalizmle ben de Gökhan bilir. Çok aşırı insancı olduğum için şirketi batıracak noktaya getirmiştim. İlk şey de mi abi? İlk dönemler. Neredeyse 7 dönem. İşte o yüzden dönem değil sadece. O yüzden gizem geldi. Hazır batırmaya doğru girmişken bir arkadaşımız demiş ki bence bugün özel bir çekiliş yapsa Kubilay abi nasıl olur demiş. İşte çekilişe gerek yok. Zaten şey önümüzdeki 3 ay boyunca belki 4 ay boyunca zaten 400 euro ortalama bir indirim olacak. Şey koronavirüsü nedeniyle herkes evde olduğu için falan filan malum. Onun için bir indirim olacak. Benim amacım o indirimi onun da ötesine geçirmek. Yani korona muhabbeti bittikten sonra da sürebilsin en azından Türkiye için. Sürebilsin diye onu ikna etmeye çalışıyorum ama onun için söz veremiyorum. Hani ilerisi için. Belki ilerleyen dönemde çekiliş yapmak daha mantıklı olur. Hani şey bitince, o korona süresi bitince eğer devamlı getiremezsek indirimin sürekliliğini sağlayamazsak o zamanlar çekiliş yapmak daha karlı bence. Şu an zaten bir indirim yapacağız yani. Teşekkürler abi. Ben bir sorulara tekrar bakayım. Böyle aralarından bunu sorduk galiba. Senin bana gönderdiğin listenin hepsini ben tek tek sordum aslında.
Doğru, gerçekten sorulmuş hemen hemen hepsi. Abi istersen yayını yavaş yavaş sonlandırabiliriz. 2 saat Edersiniz. şu an bu kadar Öyle olacağını mi? düşünmemiştim. Geçti mi? Evet. Vallahi Abi kusura yayın çok hızlı geçiyor ya. bakmayın. Hiç fark etmiyoruz. Ben de hiç fark etmedim valla. Kusura bakmayın. Zamanı aldım yani epeyce. Yo estağfurullah, olur mu abi? Abi benim için gayet keyifliydi. Teşekkür ederim. Aynen, kesinlikle. Olur. Ağzına sağlık abi. Ben Ben teşekkür ederim davetiniz için. dün de yazmış gerçi yayının sonunda. Karantinadan sonra da bu günler bence devam etmesi gerekiyor demiş. Biz onu ilk test yanına da söyledik. Bundan sonra devam edecek. Hani karantina bitti, hadi herkes gelebilen gelsin. Şurada konferans yapıyoruz veya burada eğitim veriyoruz gibi şeyler olmayacak. Artık burada workshoplar, meetuplar devam edecek. Kimseyi yormamış olacağız. İşte 81'inden de insanlar kurulmuş olacak ileride de artık. Yani aslında bu İşte ben karantina ona şey olayı buna diyorlar. vesile olmuş oldu yani. Bu da Ben bir ona şunu da ekleyeyim. Yani sevgili arkadaşlarımız yine de tamam, siz bir kolaylık sağlıyorsunuz, bu da güzel bir şey de çok da kolaya alışmasınlar yani, çok da konfora. Yani çıkıp gelsinler ya, ne olacak yani, onlar için de güzel olur. Şehir değiştirirler, bir hava değişikliği olur. İnsanları yüz yüze tanımış olurlar. Yani bir şeylerde bir gök de ıslansın yani biraz. Hiç olmazsa nemlensin. Yani bu kadar da rahata alışmak iyi Aynen. değil. Şey abi mesela Kubilay abi. Her Biz dedik, zaman olabilir. işte günübirlik bir eğitime gidiyoruz. Bir günde işte web uygulama güvenliği anlat. Bir günde network anlat. Bunlar gerçekten saçma geliyor. Madem saçmalayacağız, bunu internet üzerinden bu şekilde saçmalayalım. Güzel eğitimler içinde yılda bir veya iki konferans olur. İşte hektik devam eder. Oradan devam ederiz abi. Onu bilemem. Yani Bence güzel konferanslar oluyor. yine olur ama bu düzenli bir şekilde devam eder. Ben de orada evet Binnaz'a hak veriyorum. Her Şimdi zaman öğrenciler birisi her yere gelemiyor olabiliyor, doğru. sabote ediyorum ama birisi şey yazmış. Maddi açıdan her zaman imkan olmuyor yazmış. Doğru. Bunu ben anlayabiliyorum. Çünkü ben de mesela maddi açıdan inanılmaz varlıklı bir insan olarak büyümedim. Hatta ilk maaşımı söyleyeyim size, 270 liraydı. Milyondu o zaman, milyon vardı. Basketbol antrenörlüğü yapıyordum o zaman. Ama bu 270 milyon şöyle 250 lira gibi düşünebilirsiniz. Ben 250 lira kazanırken oda ev arkadaşımla kaldığım eve akvaryum aldım. 80 120 litrelik akvaryum alıp içini donattım. Yani burada şunu vurgulamaya çalışıyorum. Evet, öğrenciyiz. İşte maddi zorluk yaşıyor olabiliriz ama bence o zorlukları da iyi bir düşünmek lazım. Çünkü içerisinden başka şeyler de çıkabilir. Bazen de biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Yani atıyorum 2 paket sigara içiyorsundur, 1 paket içersin. Yani çok klasik, klişe bir örnek ama maalesef gerçek yani. Ben yine de şeyi tavsiye ediyorum. Yani yapın demiyorum ya da küçümsemek için söylemiyorum. Arkadaşlara tavsiye ediyorum, izleyen öğrenci arkadaşlara. Bir bedel ödeyin arkadaşlar. O zaman her şey daha zevkli gelecek ve arkası da gelecektir. Ulan şimdi bunun için bu kadar ter akıttık. İşte oradan buradan biriktirdik, para yığdık. Şimdi de otobüse bindik, gidiyoruz. Yani onun şeyi başka yani. Tavsiye sadece, uyup uyumamak Yani onlara imkan kalmış. oldukça çıkın çıkın gelin diyorsun abi. Yoksa o zaman İmkanı da yaratın yani. Yaratmak için zorlayın. tamam. Yani param yok diyor mesela bazıları, iPhone'la geziyor. eğitimleri falan sormuşlar. Siber küme eğitimlere başladı zaten. Bayağı bir girdiler hardcore. Neredeyse eskiden hemen hemen her gün bir eğitim vardı. Onların tabiriyle işte Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Güzel. İnşallah şeyde devam ettirirler. Online eğitimlerini şu an başladılar. Cuma günü saat 1'de Active Directory güvenliği ile alakalı bir eğitim var. 2 saatlik galiba. Onu da bizim mezunumuz veriyor. Evet, Fatih Kayran. O veriyor abi, doğru. İşte çok şey iyi abi ya. Komünite olmak çok iyi bir şey de. Evet. Şey iyi oldu ama abi. Şöyle diyeyim. Eskiden mesela sponsor arardık. Bir şeyler arardık. İnsanlar işte bize yer versin isterdik. Her şeyi ücretsiz yapacağımıza rağmen hiçbir şey bulamazdık. Şimdi onlara gerek yok abi artık. Artık Yani Facebook işte olmadan da burada çıkıp bir şeyler yapabiliyoruz ve çok iyi oldu. yani insanların zaten bizim
mantık o yani. Aşılamaya çalıştığımız şey o. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. İnsanların birbirlerine destek olması gerekiyor. Yani rekabet etmenin başka bir yolu daha var. İlla böyle onu kötüle, öbürünü karala, ben daha iyiyim de. İlla bu şekilde olmuyor yani. Birbirimize destek olursak da olur bu iş. Yurt dışında böyle oluyor. Ve gayet de iyi oluyor. Dolayısıyla biraz o şekilde düşünmek lazım. O zaman hep beraber daha da gelişiriz yani. İnşallah abi. Bir de şey var mesela benim gördüğüm. Bu Estonya'ya ve Viyana'ya gitmiştim. Bir tane dediğin gibi abi Luxshield'di. Diğeri de bir tane sunum yapacaktık Mertcan'la beraber. Hı. Abi Dipsek'in işte kurucusu bir arkadaş vardı, ismini unuttum. Bize şey dedi. Ya siz dedi Türkiye'de çok aktifsiniz, işte eğitimler düzenliyorsunuz, konferanslar düzenliyorsunuz. Niye bunu ücretsiz yapıyorsunuz falan demişti. bak, sizin... Bu da başka bir şey. Şimdi haklı. Bizdeki milliyetçilik duygusu yok abi hiçbirinde. Haklı. Bu sadece şey değil. Bu biraz işte bizim hem rekabet anlayışımızda hem de işte kültürel olarak yetişme şeklimizde. Mesela hani bazen İlber Ortaylı'da çıkıyor ya işte herkes üniversite okumak zorunda değil falan filan. Ya bu böyle bir şey. Yani sen bunu istiyorsan bak kendimden yine örnek vereyim. Mesela benim 140 bin lira bir dönem borcum vardı. 140 bin lira borcum vardı. Böyle ayı zar zor getiriyorum. Ama 6 bin lira verip bir eğitime gittim. Tam o dönem. Ya bunu zaten böyle almıyorsan, yani bu ben eğitim işi yaptığım için değil, o zaman eğitim işi de yapmıyordum. Ve aynı şeyleri savunuyordum. Ya uğrunda bir bedel ödemen lazım. Bu paraysa para, emekse emek, zamansa zaman. İşte şehir değiştirmen gerekiyorsa şehir değiştireceksin. Bir bedel ödeyeceksin. O senin kanallarını açacak yani algı kanallarını da açacak. Daha iyi anlayacaksın. Yani sonuçta evde oturayım, online bir şey çıksın ya bir sunum yapsın bana yakınsa giderim. Ya yani böyle gelişilmiyor işte. İnsanlar köpek gibi çalışıyorlar gelişmek için. Yani toz pembe değil yani. Şey de kötü oluyor yani. İşte bir yere gidiyoruz işte sağ olsun işte Berküm'e bazı bize çok yardımcı oldu işte Aralık ayında falan işte Cyber Anadolu vardı, şu an Cyber Anadolu'yu yönetmiyoruz, o konudan çıktık ama aşırı bir destekle işte İzmir'e gitmiştik, oraya gidiyorum abi işte zaten bir gün web uygulama güvenliği eğitim vereceğim, adam daha önce Linux görmemiş işte herhangi bir komut merak edip çalıştırmamış. Ben şey kendi adıma üzüldüm abi. Ben bu kadar yorulmamam gerekiyordu dedim yani. Kendimi çok değerli hissettim. İşte, aynen öyle. Bir diğer husus da şu. Şimdi mesela girsinler, baksınlar şeylere, öğrenci feedbacklerine ki burada hani en azından Kürşat sen biliyorsun, Gökhan sen biliyorsun. Biz mesela şeyde Ranger'la ilgili hiçbir feedback'i seçerek web sitesine koymadık. Evet. İmla hatalarına kadar copy paste olarak koyduk. Zaten eleştiriler de var, şeyler de var abi. Gayet yani mesela orada adam yazıyor mesela diyor ki hayatım değişti. Peki soru şu. Bu eğitime para verilmeseydi, bedava verilseydi ben hayatım değişti dedirtebilecek şeyleri nasıl yapacaktım? Evet. Yapamayın. Değersizleşecekti abi yaptığın iş. İşte yapma şansın yok ki. Yok finanse edemez. Şimdi mesela sen finanse edemezsin. Sen mesela ne diyorsun? İşte bir gün gittim ve bu uygulama güvenliği aldım. Zaten bir gün gidebiliyorsun. Bir gün yapabilirsin. Yani ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün gitmeye başladığın zaman bu sefer sen nasıl yaşayacaksın? Evet. Yani dolayısıyla bu işin karşılıklı olması gerekiyor. Bir kere öğrenmek isteyen, kendisini geliştirmek isteyenin de gerçekten bunun içine para da dahil yahut para hariç neyse mesela kaldıracak kıçını kalkacak bir emek harcayacak. Ya diyorum ya sonu yok çünkü bu lüksün konforun sorunu yok. Mesela adama diyorsun ki online eğitim açacağız diyor işte arkadaş galiba Eyüp yazmıştı. Altına şey yazıyor kaydedecek misiniz çok iyi olur kaydederseniz. Hepimiz izleyebiliriz. Ulan zaten online eğitim zaten hepiniz izleyebilirsiniz. Niye kaydet? Mesela istiyorsun. İşte bu tamamen konfora alışıyorsun tamam mı? Ona i̇şte, bakmayacak bile belki de yani. Ya bakmayacak zaten. O şey modunda. Hani online'ı da geçtim de canım isterse izleyebileyim. yok artık şey var ya yok artık ebesinin şeyi Ali Sami diyor ya. Yani online'ı da geçtim artık istediğim zaman izleyeyim.
Abi öyle değil işte. Sen de bir şey harcayacaksın. Sen de otur yani o saatte. Hiç olmazsa bilgisayarın başına otur. Later on, LeBron James. Merhaba sevgili basketbol severler. LeBron James'in en büyük imtihanı bu gece olacak. Yılın maçına hazırlanıyor ve LeBron James son ısınmalarını yapıyor. LeBron James çabuk ısınmaya başladı. Bu akşam ona çok büyük görevler düşüyor. LeBron James neler yapıyor? Yok artık LeBron James. Böyle bir şey vardı abi. Yok artık deyince sen. Ya bir de şey var ya, neydi o? Televolde. Hangi? Diablo mu abi? Yok. Televolde yok artık ebesin amalı sami diye. Aman abi ama. Star TV'de. Arayı bırakıyor musun bugün? Planım o yönde. Bırakacaksan son sigarayı yayında içebilirsin. Aynen abi, son sigaranı yayında iç. Biz de sana sigarayı bıraktırdığımız için. Vallahi son zaten şey, şu an şey boş, paket boş. Son sigara yanımda değil. Abi o zaman sabahtan başlamaya devam. Ah, son sigaram geldi. Süper. Vay be. Al abi al, caps al. Abi bir ara bir soru vardı. Ben onu soracaktım. Bak atladık. Sakal kesme sorusu. Ha, onu evet. Sordun mu? Hayır, ben onu yorum olarak gördüm, unuttum kaynadı arada. TS ile alakalı. Aynen, TS'ye gerekli aşamaları kaydederse diyor abi. Sakalı kesecek mi diyor? Vallahi sakal kesmeye ben son herhalde 17 yıldır ilk kez bu karantina döneminde bu kadar yaklaştım fikir olarak ama gene kesemedim. Ne, olur, içinde, ne olursa kesersin abi sakalı. Cyber Struggle Sans'tan iyi hale gelirse keserim. İnşallah abi. İnşallah abi. O zaman seni sakalsız görmek nasip olur inşallah diyelim abi. Olacak olacak. Abi okunmuşluğu falan var yapacağız, mı? Yapacağız, başaracağız yani. Hiç şey yok. Sakalım okunmuşluğu, rahmetli anneannem sakalıma dokudur, okurdu bir şeyler de hala kalmış mıdır oradan bilmiyorum. Mübarekliği var biraz. Başka soru yoksa yavaştan kapatalım abi. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben de davetim. Aynen abi, ağzına sağlık. Çok keyifli ve samimi bir sohbet oldu. Ve çok bilgilendirici bir sohbet oldu aynı zamanda. Evet, özellikle. Benim için de öyle. En azından siber güvenliğin sadece teknik kısımlarında değil, etkin multidisipliner dediğimiz psikolojik harpa olsun, fiziki açıdan olsun, bazı şeyleri de en azından kafamızda bir ampul yandığını hissediyorum. Abi teknik kolay. Yani bak şimdi hemen buradan çıksın herkes. Şey, Mehmet İnce kaydetmiştir yayını. Girsin hemen Metasploit falan. Kolay yani. Bir sürü YouTube videosu var. Bir sürü eğitim var. Alabildiğine şey var. Onlar kolay yani. Onları dert etmeye gerek yok. Aynen abi ya. Doğru diyorsun yani. RTFM var. Aç bak. Bitti bu kadar. Bu arada bizimkini de Twitch kaydediyormuş. Evet ha. Evet. Aynen. Biz de yayın. Haydi, bak küfür de ettik. Abi müsaaden varsa yayınlayacağız. Sıkıntı yok benim için. Sigaralı sahnelerde zaten emoji koyacağız mı? Ağzımın bozuk olduğunu herkes biliyor. Gene bugün az küfür ettim. Aynen. O zaman abi herkese iyi akşamlar dileyelim. Yavuz evet, istiyorsan aynen başla. Tamam. Kapatmaya. Tamam. Zaten şu an 106 kişi var hala. Yarın İsmail Erkek SCADA güvenliği ile alakalı konuşmasıyla bizde olacak. Vay İsmail. Evet abi, o da Ranger. Eski Ranger'ı. Bilmiyorum, Ranger'ın eskisi yenisi olur mu ama abi bilmiyorum da. Şey, Ranger'ın eskisi yenisi yok da vefalı vefasızı var değil mi abi? Birbirinize vefalı olmanız yeterli. Biz bir şey istemiyoruz. Birbirimize karşı en azından öyleyiz abi de. Evet, yarın İsmail varmış. Hatta şu an sana selam yazdı abi. Görebiliyor musun bilmiyorum. Sağ olsun. Aleyküm selam İsmail. Yaşıyor olduğunu bilmek çok güzel İsmail. Abi inan biz de ulaşamıyoruz. Ama galiba ben çok yoğun abi ya.
bulunduğu konumdan dolayı, çalıştığından dolayı olabilir abi ya. Ama SCADA ile ilgili makalesini falan okudum. Çok güzeldi. Şey, bitirme projesi mi abi yüksek lisans? Evet. Çok iyi. Onun için çok uğraştı. İki defa yazdı onu abi. Belli zaten. Emek harcanmış yani. Evet. Gökhan kapanı... Kapatıyorum o zaman ben. Abi gerçekten çok teşekkürler. Yani 2,5 saat oldu. Yorduk seni ama gerçekten keyifli. Estağfurullah. Ben için çok iyi zaman geçirdim. İnşallah sıkmamışımdır sizi. Yok abi, kesinlikle. Abi. Kesinlikle davetiniz şey için teşekkür ediyorum tekrar. İnşallah yine bir arada oluruz abi. Hem fiziksel olarak hem buradan. Ben söyledim zaten. Korona geçsin bu sefer geliyorum dedim. Ya hiç yok, onlara girme. Arkadaşlar teşekkür ederiz katıldığınız için. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızdaki soruları giderebilmişizdir. Yani sizleri Kubilay abiyle buluşturmak bizim için de çok keyifli oldu gerçekten. Yarın İsmail'in oturumunda yine bekliyoruz sizi. Zaten daha sık bir şekilde bu oturumlar devam edecek. Tekrar görüşmek üzere. Ben de aranızda olmaya çalışacağım bundan sonraki oturumlarda. Emeğinize sağlık. İnternet kotalarınıza sağlık diyeyim. Aynen. Yine görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.